Yapacak bir şey yok. Böyle yayına mı girilir arkadaş? Böyle yayına mı girilir zart diye? Bakana kadar git neyse ya, yapacak bir şey yok. Girdik artık, girdik artık, girdik artık. Efendim, merhabalar. İyi akşamlar demiyorum bugün. Şöyle daha ufak bir pencere yapayım dedim. Oyunu olabildiğince daha bol gösterebileceğimiz falan. Oynayalım gitsin valla. Evet. Şu an bilgisayarda oynuyorum. PlayStation'dan vazgeçtim. PC'ye döndüm arkadaşlar. Ve dün bütün günümü tekrardan aynı karakteri yaratmaya harcayacağımı düşünüyordum. Sonra bir yardırmaya başladım. Dün bittiğinde işte 13 saatte falan oynuyordum oyunu. En son şeye bakarsak karakterimin artı 7 Heavy Great Sword'u var. Üzerindeki zırhı hala aynı. Toplamda 7 tane Estus'u olmuş. Bir tanesi şey için. Artı 2 bu arada. Ve şöyle haritaya bir bakmamız gerekirse şu anda haritanın buralarını böyle full dolandım, buralarda buralarda ne varsa falan. Şu aşağı bölgeye gittim. Şuraları daha gezmedim. Buraları bir ara bir gezeceğim. Bak şu bölgeler daha hiç gezilmedi. Doğru düzgün keşfedilmedi sayılır. Buralara falan filan bakmam lazım. Bak şurada bir dungeon gibi bir şey var muhtemelen. Sonra buralar şu sulu bölgeye falan. Buraların hep böyle bir gezilmesi, şey yapılması lazım. Ondan sonra üst bölge. Burası asıl gitmemiz gereken yer belli ki. Şuradan itibaren devam edeceğim. Gerçi oyun benim bu tarafa doğru gitmemi istiyor ama ben şuralardan bir şey yapıp gezeceğim yukarı tarafları. Daha bu taraflara hiç bakmadım. Bu taraflar bomboş. Harita giderek büyüyor bu arada. Ta şurada bir yerde bir şey açmışım. Ki daha yer altı var. Yer altı şehrinin daha çok ufak bir kısmını gezebildim sadece. Yani sadece daha buraları gezebildim. Burada bir tane boss kestim falan. Hatta burada birkaç tane boss kestim falan. Güzel gidiyor yani. Güzel gidiyor efendim. Güzel gidiyor oyun. Emre Ersoy hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Ah. Yani dün bütün günüm bunu oynayarak geçirdim. Evet, bir de yeraltı var abi. Haritanın bir de yeraltı kısmı var. Haritanın bir de yeraltı kısmı var. Şurada bir burada bir yerlere bir boss'la karşılaştım. Kumandan bilmem ne diye. Bak şurada şey varmış. Şuraya gidip haritayı alabiliriz ha. Öyle mi yapsak? Oradan mı başlasam ya? Bu bölge benim level'ımın çok üstünde şu an. Çok fazla şey yapamıyorum. Çok fazla gezemiyorum açıkçası. Haklıyorlar anında. Burada da bir tane harita şeyi var ya. Buraları gezip aslında bu haritaları almak lazım. Ağaç mağaç falan. Ben şimdilik şuradan devam edeceğim. Bu yolun aşağısında ne olduğunu merak ediyorum. Birazcık buraları gezmek istiyorum. Çünkü şu bölgeye doğru. Ama oynadıkça yani şeyi fark ediyorum. Gerçekten sanıyorum gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birini oynuyoruz galiba. Oynadıkça fark ediyorum bunu yani. Buradan acaba inebilir miyim ölmeden? Bir bakacağım şimdi, deneyeceğim şansımı. Üf. O normal düşman değil mi? Özel bir şey yok yani. Ah ah ah, tamam, özür dilerim, tamam dur. Şu anda senaryoda iki tane ana boss kestim. Yani bir en son zaten geçen yine de Margit'i kesmiştik. Margit'ten sonra Godric'i kestim sadece. Yani o kadar. Oyunun sesi yok. Tamam, oyunun sesini açayım, bekle. Orhun da beni muhtemelen o yüzden arıyor şu anda. Oyunun sesi yok abi demek için açıyor. Şey yaptı. Tamam, gördüm gördüm. Hallettim. Hallettim hallettim. Tamamdır. Şu an geliyor olsa gerek oyunun sesi de size. Az geliyorsa söyleyeyim, biraz daha açayım bu arada. Yayından önce kıstım özellikle de. Burada da bir şeyler var. Orası da gezilebilir bölge. İyi. Aleyküm selam. Equire, aleyküm selam. Oyun lan, balon gibi bir şey var orada. Kolay oldu. Oyun hakkında ne düşünüyorsun? Valla dediğim gibi oynadıkça, hani oynadıkça devam ettikçe şey moduna giriyorum yani. Evet, ben gelmiş hiçbir şey en iyi oyunlardan birini oynuyorum galiba. Kafasına girmeye başladım.
açıkçası. O şeye geldi gerçekten oyunun yani içerik anlamında ya yani kaliteli içerik anlamında bu kadar dolu olması inanılmaz bir şey ya. Bunlar acaba geri canlanabilenlerden mi? Yok geri canlanmıyorlar şeye göre. Bu balonlar ne ya? Böyle bir şimşek gibi bir şey çıkıyordu sanki biraz önce bunlardan. Bunlar ne ki anasını satayım? Bak. Ha yok o grafik hatasıymış pardon. Yani şeylik sudaki yansımaya bakıyormuşum ben. Grafik hatasıymış yani. Oyun kırılmış. Oyunun kırılacağını biliyorduk zaten. Çıktığı gün oyunun kırılacağını hepimiz biliyorduk yani. Oyun denemosuz tabii ki kırılacak. Önemli olan kırılması kırılmaması değil önemli olan. Önemli olan oyunun ne kadar iyi olması. Ki biz mesela dün Anıl'la bayağı bir oynadık beraber. Ya şey değil. Ben şey yapmadım kesinlikle de. Ben kendi dünyama kimseyi çağırmıyorum. İlk oynayışım. Kesinlikle şey yapmam. Yardım almam ilk oynayışımda. Ama şey yapıyorum mesela. Anıl'ın dünyasına gidiyorum işte. Anıl'a bossları kesmesinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Ki genelde oyunu boss'u iki kişi girmek tek başına kesmekten çok daha zor onu söyleyeyim. Gerçekten çok daha zor yani. Boss'un canı ve vurduğu hasar inanılmaz artıyor yani birden fazla kişi girince. Tek başına çoğu zaman daha iyi performans sergiliyorsun yani. Her zaman neredeyse. Sen NPC misin? Sen düşmansın. Ha okey pardon ben. Belki senden bir şey alırız diye bindiydim de. Sen düşmansın. Bir sürümün performansı kötü diyorlar. Yani PlayStation 5'ten iyi bende. Ama ben 3080'le oynuyorum onu düşünün yani. Var kasılmalar oluyor bu arada. Kasılma oluyor evet. Aralarda donmalar böyle bir saniyelik donmalar falan filan da oluyor ama PlayStation 5'teki sürekli durmaksızın devam eden şey burada kale var lan. Hangi kale o? Yani PlayStation 5'teki sürekli olarak o benim geldiğim kalemi ya. Aynen o benim geldiğim kalemiş. Ben bir şeye bakıyorum. Stormveil Castle orası. Benim bu tarafa bakmam lazım. PlayStation 5'te abi sürekli yani habire kasıyor oyunu. Ve çok rahatsız ediyordu beni. Gerçekten şey yapamıyordum yani. Rahat edemiyordum. Şu an mutluyum bilgisayarda. Arada bir donmaları sürekli olarak devam eden bir donmaya ve frame pacing problemine tercih ederim yani. Böyle iyi bence. Bir de vurabilirsem. Better. Atın rengi değiştirebiliyor mu? Valla henüz öyle bir şey yok oyunda ama daha yapamadığım o kadar fazla şey var ki. Yani çok basit bazı şeyleri bile yapamıyorum şu anda. Ondan Mantıklı. dolayı emin değilim. Ulaş Keskin hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. PC'ye geçtim evet. Atın üzerinde şu an için herhangi bir şeyim yok. Görselliğinde herhangi bir kontrolüm yok. Yani at en baştan neydiyse o şu anda da. Ha burada olan şu yapıların hepsini girip kontrol etmek lazım var ya bir dünya dungeon mancın bir şey illaki kaçırıyoruzdur yani. Purified Ruins. Ters taraf. Süs köpekleriyle kapışıyoruz ya. Yok böyle bir şey. Item düşürmedi değil mi? Konsol ve sorun diyorlar. Valla Oha. konsol versiyonlarına ben çok şey yaptım abi. Oynayamadım yani. Git kutu zamanı. Kesinlikle efendim. Kesinlikle git kutu zamanı. Yani konsol versiyonlara ben katlanamadım. Yani PlayStation 5 versiyonuna katlanamadım arkadaşlar. Diğer Xbox One'ı zartı zurtu bilemem ama PlayStation 5 versiyonu gerçekten çekilecek şey değildi benim için. O kadar dengesizdi ki yani FPS beni çok rahatsız etti. Ben öyle olacağını tahmin ediyordum da gene internette insanlar niyeyse en stabil PlayStation 5 dediler. Yok öyle bir şey abi. Stabil Mantıklı. falan değil PlayStation 5'ti kesinlikle. Fry hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için.
Çünkü ben Sekiro'da da ne kadar kötü olduğunu hatırlıyorum yani şeyin. PlayStation 4 versiyonunun ne kadar kötü olduğunu hatırlıyorum. PlayStation Pro versiyonu da ne kadar kötü olduğunu hatırlıyorum Sekiro'nun. PC versiyonunda gene vardı ufak tefek sıkıntılar. Ama en stabil çalışan PC'ydi. İnsanlar inat ettiler. Hayır, PlayStation 5 versiyonu daha iyiymiş PC'den falan filan diye. Değil. Kesinlikle değil yani. O ne onun be? İstakoz mu o? Bir veriyor falan fark ettim. Dev bir ıstakoz. Ha, o kadar da yüksek damage bu şey değil. O kadar da güçlüymüş. Kuyruğunu zökeceğim senin. Tamam ulan, ne yapacaksan yap artık. Allah Allah. ...500 mü? Bunun için miydi? 500... 500 sol için miydi? White Flash. Yani. Hangi ayarlarda oynuyorum? Maksimum her şey. 2K'da oynuyorum. Şöyle hemen göstereyim hızlıca. Borderless Window'da oynuyorum. Genelde Borderless Window'da benim gördüğüm daha şey oluyor oyunlarda. Özellikle Elgato'ya verdiğim oyunlarda daha rahat oluyor. Çünkü yoksa çok fena screen tearing yiyorum. Full screen'de niye bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Advanced settings'e gördüğünüz gibi. Motion blur kapalı, bir tek sevmiyoruz motion blur çünkü. Onun haricinde bu zaten high en yükseği. Kısacası her şey olabildiğince yüksekte. Maksimum her şey işte ya. Yani. Oha. Alınır mı? Vallahi öyle bir alınır ki. Öyle bir alınır ki yani. Yani parasının karşılığı bir oyun. Hani anca bu kadar parasının karşılığı olur bir oyun yani. Anca bu kadar parasının karşılığı olur gerçekten. Oğlum yani harbiden o şeyi sonunda alıyorum lan. Hani nitelikli içerik, anladın mı böyle? Dünyasında kaybolup gidiyorsun, nitelikli içerik. Bu beni nereye ışınlayacak şimdi ya? Hadi girelim, merak ettim. Nereye ışınlayacak çok merak ettim yani. PC'ye geçtim, evet. PC'de oynuyorum. PC'de çok daha stabil. Learning of the Lakes. Nereye attın lan beni? Oha. PS iade edebildin mi? Yok, öyle bir şey mümkün değil ki. Aldık 4 saat, 4-4,5 saate yakın oynadık abi. İade edebilme şansımız yok yani. Yapacak bir şey yok o gün o. Yani yayın hatırına yaptık onu. Meeting place map. You found a simple map. Check in inventory. Inventory. Simple map ne lan? The man came from your desire once. One means the gaining into academy. A glintstone key. Ha, glintstone key'i buradan bulacağız şeye göre. Bir saniye. Kalenin yakınlarında suda bir yerde diyor ama hangi kale? Bu kale mi direkt? Burası kale ise ben önce şuraya gidip haritayı alayım da. Şuradan haritayı alayım da ben önce bir. Bu kaleye giriş için bir şey bulmamız gerekecek. Glintstone Key bulmamız gerekecek, anladım. Yani muhtemelen şu taraflar abi. Şu şeyin oralar falan çok büyük ihtimalle. Anahtarı şuradan almamız gerekecek. Şu bölgede. Kesinlikle o bölgede. Ama ben önce gidip şey bulacağım. Dragon King boss'u kafaya. Dragon King'in şu devasa olan mı? Bir tane kestim çünkü. Dragon King miydi ismi hatırlamıyorum ama. Bir tane devasa bir boss kestim. Galiba Dragon King'di ismi. Şeyde yer altında denk geldim. Oysa eğer onu kestim. Ama aldığını hatırlamıyorum. Ama Dragon King sanki şey vardı yani. Oradan atlanmaz. Bildiğin şeyin arkasından çıktık lan. Mantıklı. Yani. Alperen'le hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Bildiğin şeyin arkasından çıkmış olduk yani. Hani burayı böyle direkt
kafadan dalarak değil de şu şeyleri falan filan rahatça. Bu da güzelmiş. Buralar biraz karanlık, ben bir fener açayım birazdan. Heh, şöyle önümüzü görelim yani. Oh fuck, o dönüyor. O dönüyor. Holy shit, okay. O ne lan, gul yabani gibi. Buraya mı vurabiliyoruz sadece? Ha, okay, anladım. Arkasında adam var. Yani tahmin ediyordum da direkt orada olmasını beklememiştim sadece. Harbiden gul yabani yalnız lan. Shit, okay. Hayır 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 hayır. Oo, bu bayağı atletik yalnız, düşündüm. Böyle bir makinenin bu kadar atletik olması çok ilginç ya. Ya sen o asker arkadaş, sen bir gelsene, beni sadece taciz ediyorsun sen. Ya da ikinizden biriniz gelin oğlum, bilmiyorum yani. Çok rahatsız edicisin ya. Hani ben onunla kapışmaya çalışıyorum, o sırada asker geliyor. Gelmeyeceksin değil mi şerefsiz? İlla o makinenin yanında duracaksın sürekli. Hani beni taciz edebilmek için sadece. Ya işte dıt! İşin gücün taciz değil mi yavşak? Yakaldım götünü senin. Bırakmam diyecektim. Yakaladım aha da. Oh. Geber. Senin son 3. 3 lazım mıydı lan bana? 3 lazım tabi. Artı 9'a kadar çıkarmak için lazım da daha çok lazım. Daha burada yeterli sayıda bulana kadar. Oho. Ah. Kentor'un yeri için bir anıt varmış, gördün mü? Yok, görmedim ama Oo, mekan çok tatlıymış lan. Anahtarı buralarda bir yerlerde bulacağız da. Söndür feneri. Feneri söndür. Heh. Niye atın üzerinde söndürmüyor onu anlamadım yani. O akademiye, Glintstone Akademisi'ne girmek için bayağı bir vakit harcayacağız. Çok tatlı lan oğlum. Mekanlar falan gerçekten çok görkemli, çok güzel yapmış adamlar ya. Zorluk diye, ya zorluk durumu başlangıçta çok zordu ama birazcık da bizle alakalıymış o durum. Onu fark ettik biz. Try rolling. Ya beni kandırıyorsun biliyorum. Ah, denedim. Olmadı. Wow, gerçekten. Yani çok şaşırdım. Başlangıçta zorlandım ben bayağı oyunda. Ama yani sonrasında birazcık da şeyle alakalı olduğunu fark ettim. Ya hangi bölgeye gitmen gerektiğini bilmekle de alakalı. Yani gerçekten hani karakterin hangi level'da olduğunu fark edip ona göre şey yapman gerekiyor abi. Ona göre seçmen gerekiyor nereye gitmen gerektiğini. Yani biz direkt olarak mesela dungeon'ın içerisinden gitmeye başladık falan. Çok under level kalıyorsun dungeon'ın içerisindeyken. Oyun bir açık dünyada gezin istiyor. Özellikle bak şu bölgeler mesela çok tatlı başlangıç bölgeler olarak. Ama ben buraya daha dün gece geldim yani. Karakterim 40 level olduktan sonra buralara gelip gezdim mesela. Bu sefer çok kolay oldu bu bölge. Halbuki başlangıçta direkt böyle şeyden başladığın zaman, şu first steps falan şuradan başladığın zaman, şuraya kadar gelip şuradan gatefront'tan atı alıp direkt buraya girsen, buranın çok tatlı bir zorluğu var başlangıç için yani. İki kişi girince bossların canı çok artıyor. Abartılı seviyede artıyor bossun canı. Yani vuruyorsun neredeyse canı gitmiyor diyeceğim yani. O seviyede bir artmadan bahsediyorum. O yüzden ben iki kişi gitmeyi tavsiye etmiyorum kesinlikle. Ne var burada? Aşağıdan mı geliyor sesler ya? Köprünün altında bir şey var ama. Sen düşman mısın? Değilsin. Merhaba abla.
Sen aynı abla değilsin. Sen aynı abla değilsin. Aha, orada Golden Seed var yalnız. Orada Golden Seed var. Ya benim normalde Kaj'daki yoldan gelmiş olmam gerekiyordu anladığım kadarıyla. Academy Gate Town. Aynen. Normalde bizim buranın içinden geçip gelmemiz gerekiyordu. Ben bildiğiniz kısa yol buldum. Al al. Golden Seed. Nice. Estus'umuzu yükseltiriz ama. Şimdi şuraya bir bakalım bakalım ne var burada. O sesin kaynağını bulmam lazım. Tavanda lan. Alacağım onu. Her neyse bilmiyorum. Ya kitlenemiyor muyum ona? Yapma be. Benim kullanabileceğim bir ok varımsı bir silahım var mı ki hiç kullanabildiğim? Yok değil mi? Hiç o tarz bir şeyim yok. Arbalet var, onu zaten kullanamıyorum. Bir kere vursam düşer mi acaba aşağı? Yani arbaletle ne bileyim hedef alabilir miyim? Arbaletle hedef alabiliyor muyuz ki ya da? Dur bakayım. Hani şeyim yetmiyor, puanım yetmiyor da. Ne yapacağız ya? Arbaleti diğer ele geçirsem, direkt manuel hedef almama izin verir mi acaba? Yok, manuel hedef almama izin vermiyor. Üzdü, üzdü, üzdü. Ben buraya daha sonra uğrayacağım o zaman. Bir ok mok gibi bir şey bulup öyle gelip bakacağım buraya. Yani şu an bir şey yapamıyorum maalesef. Şu an hiçbir şey yapamıyorum yani. Şey alabilsem, hedef alabilsem var skillim onu aşağı düşürecek de hedef alamıyorum yani. İzledim birazcık. Smithing Stone 2. Aa, 2. Neyse, başka bir silah upgrade ederim belki daha sonrasında. Niye bana inatla bitmemiş oyun için madalya soruyorsunuz arkadaşlar? Oyunu bitirmedim daha. Yani bitirmedim daha. Niye bitirmeden madalya vereyim? Bana niye bitirmeden madalya soruyorsunuz? En iyisi bundan sonra kurallara şey eklemek. Bitirmediği oyuna madalya soranı direkt banlama. Bence bu kural çok güzel bir kural olacak. Çözecek. Bütün sorunlarımızı çözecek bence bu. Siz nesiniz lan? Kurbağa mı lan onlar? Mantıklı bence. Ha, orada bonfire da var. Bonfire da var. Hem bonfire var. Hem şey var. Harita var. Güzel. Güzel. Şimdi burayı açtık. Evet. Şimdi kale burası. Biz bunun içine giremiyoruz, tamam mı? Harita muhtemelen şuralarda bir yerlerde de diye tahmin ediyorum. Bir saniye, bir tekrar bakalım mı ona? Değil mi? Ya, ya da şurada falandır yani. Bunlardan bir tanesi. Şunu gezeriz. Bunu gezeriz. Bunlardan bir tanesinde harita illaki çıkacaktır yani. Sıkıyor yine bak. Fazla zor değil mi? Alışana kadar be. Alışana kadar gerçekten zorluyor. Her From Software oyunu gibi ama alışınca gerçekten o kadar da zor olmadığını göreceksin bence. Alışana kadar bir alışma süreci var yani. Soulsborne oyunlarının belli bir şeyi var. Bir öğrenim eğrisi dediğimiz şey var abi yani. Oyun bitirme başka bir oyunu kıyaslama sorusu sormak yasak mı?
Değil. Hadi onu sor, onda bir şey demiyorum. Ama hangisi daha iyi diye sormak tabii bilmiyorum yani. Başka şekillerde kıyaslama yapabiliriz. Yani mekaniklerin hangisini daha iyi diye sorabilirsin. Mekanikleri hani şey yapmak için oyunu bitirmeme gerek yok ama hangi oyun daha iyi diye sorarsan o genel bir kıyaslama olur. Onu şey yapamayız yani. Sollar gibi galiba gene defa, ya bilmiyorum valla, defalarca bitirebilecek vakit bulmayı çok isterdim ama zannetmiyorum öyle bir vakit olur. Sen düşman mısın? Lanya? Ha. Aa, bu karakter Lanya'yı arıyordu bu herif harbiden. Ben mi geç mi kaldım Lanya'yı? Kardeş geleydin. Yani bana Lanya'yı bul, Zartut muhabbeti yapacağını geleydin yani, madem kendi bana görev vermişti, Lanya'yı bul şey yap. Hani bu kadar üzülecektiysen eğer, sen de benim gibi yuvarlak masa kahramanısın yani. Gelip şey yapaydın abi, kendin bulaydın. Allah Allah. Aha. Ver bakayım yeni skill ver. Aa, Somber Smithing Stone. Okey. Somber Smithing Stone'lu bir, şu an bir item'ım yok herhangi, onu geliştirebileceğim ama geliştirebileceğim bir şeyim olursa ileriki safhada, yeni bir kılıç mılıç silah bulursak eğer kullanırız yani. Harita gösteren senin bahsettiğin yerin üstünde kalıyor, üstteki adada. Burada mı? Burası mı? Tamam, orayı da gezelim. Abi daha şuradan zaten devam eden yola baksana. Buradan daha böyle daha buralar var. Arka taraflar var. Bak şurada bir dungeon varmış, bir şeyler falan filan. Ben daha ilk atlı boss'u geçemedim. Ata bin. Atla savaşacaksın. Yani atla savaş. Öyle söyleyeyim. Başka da bir tüy olamaz yani. At üzerinde savaş onunla yani. Normal savaşmaya çalışma. Oğlum daha bir dünya bölge var ya. Ben şuraları falan direkt atladık yani. Çok canımı sıktı bu mevzu benim. Ben böyle atlaya atlaya değil yani, tadını çıkara çıkara geze geze bulmak istiyorum her şeyi. Ha, burası biraz önce geldiğimiz yer zaten. Buradan yukarı doğru da biz buranın arkasına ışınlanmıştık. O yüzden birazcık geriye doğru gitmek istiyorum. Bir bakmak istiyorum arkada neler bıraktık. Katakomplar, dungeonlar, mağaralar. Neler neler yani, bir sürü şey var. Başlangıç sınıfı olsa. Ben başlangıç sınıfı Oha. olarak birkaç farklı şeyi denedim. Samuray fena değil. Teşekkür ederim Ahmet, sağ olsun. Samuray fena değil. Yani katana tatlı, saldırıları falan filan da dediğim gibi hızlı falan fena sayılmaz gerçekten. Ama ben sonuç olarak yani Vagabond'dan vazgeçemedim ya. Hani kılıç kalkan oynanışı, Samuray'da da var aslında oynanış. Samuray'da da var aslında oynanış. Ok falan filan da var ama ben biraz daha ağır darbe vuran bir karakterle oynamak istiyordum açıkçası. Samuray onu veremedi bana. Yani bu sefer yani Elden Ring'i biraz daha ağır bir kılıçla oynamak istiyordum aslında. Ben hep şeyle alıştım. Daha önceki Souls oyunlarında bu hafif kılıçla böyle çat çat çalan oynanışa alıştım. Ama Elden Ring'de spesifik olarak dediğim gibi biraz daha böyle ağır bir kılıcı olsun istiyordum karakterimin. Biraz daha böyle kodumu oturtan bir karakter olsun istiyordum. Ondan dolayı Vagabond benim için çok daha uygun geldi bana. Bu nereye ışınlayacak? Ben neredeyim şu an? Buradayım. Bu beni nereye ışınlayacak çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Sence ilk Dark Souls 3 mü? İlk derken hangisi önce oynanmalı diye mi soruyorsun? Lan gene nereye attın beni? Direkt haritanın önüne attı. Oha. Oha. Ha, çok tatlı. Direkt haritanın önüne attı. Oğlum kocaman bir bölge var daha gezmediğimiz lan. Abav, daha şuralara bak. Yalnız direkt şeyi attı ha. Anahtarı bulacağım adaya attı beni gerçekten tam karşıda. Mantıklı. Yani. Mehmet Ali buraya hoş geldin. Teşekkür ederim de senin için. Tam anahtarı bulmamız gereken adaya attı beni. Çok ilginç. Bunlar ne acı? Ba ha, okey. Bu işe yarıyor sonsuz. Anlaşıldı. Bunlar düşman yollama noktalarıymış. Peki. Peki, tamam.
shit. Shit 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 shit. Fuck. Oo shit. Mantıklı. Sezar Aran hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Durun lan. Bonfire az kaldı, uğraşmayın benimle. Ay. Sekiro tarzında oynayabiliyor muyuz? Sekiro tarzında derken? Yani samuray karakter, katanalı karakter olabilirsin ama Sekiro kadar atletik, uçan kaçan bir karakter arıyorsan hayır, öyle bir şey yok. Samuray karakteri var, istiyorsan oynayabilirsin samuray ama hani Sekiro kendi başına ayrı bir oyun abi ya. Onu direkt hani böyle tam Souls-like bir oyun ama Souls-like'ların aynı kategoriye koyamıyoruz onu. Burası... Ben bu tarz bir yere daha önce geldim. 3 tane kaplumbağa öldürmemi istemişti açamıyorum için. Aynı, gene aynı mantık. Slick Tree, okey, bir tanesi şurada zaten. Bir tanesi bu. Anahtarı bu kuleden mi alacağız? Sen nesin? Sen de parlıyorsun. Ha, bütün düşmanlar parlıyor buradaki. Okey, tamam. O yüzden 3 kaplumbağayı bulmak birazcık sürebilir burada. Bütün düşmanlar çünkü aynı parlaklığa sahipler. Daha önce ben bunu yan görev olarak bu tarz bir şey yaptım da. ...65-65 falan veriyorsunuz, fena. Aha, o. Dur bakayım. Bunlar yerden türüyorlar lan. Ha, bunların bir sonu yok muhtemelen. Tree required ahead. Vallahi. Bana yol gösterin, nerede bu wise beastler? Down required ahead, okey. Aha, orada. Tamam. Diğer kaplumbağa nerede asıl soru şimdi. Açık dünyadan nefret ederim. Ben de normal şartlarda. Çünkü açık dünya demek kendini tekrardan aynı içeriği milyon kere kopyalanması üzerine bir oyun demek. Ama bu oyunda valla içerik o kadar dolu, o kadar sürekli farklı şeyler yapıyoruz ki nefret kesinlikle edemiyorum. Aksine hayran kalıyorum sadece, yani oyunun dünyasının büyüklüğüne ve doluluğuna hayranlıktan başka bir şey gösteremiyorum sadece yani. Aşağı indik zaten. Burası biraz önce herhalde şey yaptığımız yer değil mi? Aynen. Bakalım sağa sola biraz daha. Burası o değilmiş. Down required ahead. Something incredible ahead. Tree required ahead. Tree de değil mi lan? Aha! Ha. Tamam. Mührü açtık. Mantıklı. Mührü açtık. Kahveci hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Notlar işe yarıyor. Notlar Oha. Kesinlikle işe yarıyor yani. Kaslı kadın yapabildiğim bir oyun başka ne isterim? Last of Us oyna. Daha ne? Last of Us oyna. Anahtarı buradan mı bulacağız? Burası büyücü kulesi. Daha önce de böyle Oha. Bir kule gezmiştim ben de. Oyun hikayesi anlaşılıyor mu? Vallahi ben bir şey anlamadım açıkçası. Hikaye namına çok da bir şey görmedim yani. Yani George R. R. Martin'in hikayeye olan etkisi bilmiyorum gerçekten ne kadar büyük. Oo, çok kötü kastı. Bayağı bir dondu neredeyse. Treasure chest. Anahtar mı? Memory stone. Aa, bu gene mi memory? Aa, ben buraya şey için geldiğimi sanmıştım. Anahtar için geldiğimi sanmıştım. Memory stone'muş. Ama oraya anahtar için geldiğimi sanmıştım. Greenstone Key'i burada bulacağız sanmıştım yani. Ama değilmiş. Memory Stone çıktı gene. Yani. Ne bileyim, büyücü oynuyor olsam çok işe yarar da işte büyücü oynamıyorum yani. O yüzden bir anlamı yok Memory Stone'ların.
Büyücü kulelerini gördüğümüz zaman o zaman çok fazla bulaşmamak gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Burası değil o zaman. Gene şu adalara falan filan bakmak lazım yani. Ya bildiğin tüm kaleyi sanki atlamış gibi hissediyorum kendimi. Kalenin arkasındaki bölgede bonfire açtık abi ya. Oyunun dünyası gerçekten de içinde kaybolmak üzerine. Ben şuraya bir işaret bırakayım. Bir o tarafa gidelim bakalım. Burası ne ki acaba? Burada bol bol ıstakoz var. Smithing Stone 2. Bu oyun Metroidvania mı? Hayır. Hayır, Metroidvania değil bu oyun. Bu oyun Souls-like. Yani Souls-like'ın kendi içinde Metroidvania şeyi var tabii ki. Esintileri barındıran bir oyun serisi ama ya da oyun türü diyelim. Burası neymiş böyle lan? Neyse. O kadar karanlık ki. Shit, no. No. Mantıklı. Cem Karagöz, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Çıkabilirim sanmıştım. Senin bok yemem mi lan bunlar? Geber. Boys. Nice 18 aylara teşekkür ediyoruz efendim. Nice 25 aylara, nice gayliğe, nice LGBT'liğe lütfen. Tamam mı? Beni rahat bırakır mısınız şimdi? Platforming denememi şimdi yapmak istiyorum. Neyse ya, aman. Sonra gelir bakarım ben yani. Gezilecek tonla mekan var yani. Nasıl olsa o kaleye çıkmanın bir yolunu bulurum ben daha sonrasında. Bonfire. Yılın oyunları ne zaman? Boşluk olduğu zaman. Muhtemelen Haziran'a doğru falan, çok büyük ihtimalle. Daha önce de söylediğim gibi. Bunu daha önce de belirttim yani. Haziran'a doğru anca çıkarırım ben onu diye. Yüzü elden veririm kargoya. Elden alayım ya. Elden alırım. Strong way, therefore sorcery required ahead. Ha siktir, yeni fark ediyorum lan, ejderha varmış aşağıda. Hiç fark etmedim, ejderhanın yanından geçmişiz anasını satayım. Ezer abi. Ortam çok karanlık abi. Göz gözü görmüyor. Ben diyorum ki ben bir geri çekileyim. Günü bir şey yapalım. Yani. Ondan sonra şey yaparız. Çözmeye çalışırız durumu. Bekle. Ben bir dinleneyim. Bir sabah olsun. Çünkü harbiden hiçbir şey görmüyorum reis. Bekle. Sabah olsun. Sabah seninle güzel güzel kapışalım ondan sonra. Neyse, Ezra uyuyordu lan aslında. Hazır gece uyurken dalmak lazımdı belki de ama.
Hadi bakalım. Gündüz ejderha kaybolunca dost. Gündüz ejderha kaybolmasın ya. Gündüz ejderha kaybolmasın yani. Cidden kayıp mı oluyor ejderha gündüz? Öyle olmasın. Ha yok burada, tamam burada burada. Ejderha abi, ejderha abi, sana vurabiliyor mu demek? Vurabiliyorum. Ama sen de bana tabii güzel demek vurabiliyorsun. Bu kadar dibine sokulursam olur ya o tabii ki. Allah lan. Göremedim bile saldırının geldiğini bu arada. Oğlum burada bir dünya şey var lan. Gördünüz mü? Her taraf uçan şeyler. Onlar ne ki? Bunlar ne? Shit. Çat. Oh fuck. Bir süre buradayız. Ya da ben ters tarafa gidiyorum. Fark ettim ama. Sen bir tek son. 3 tane mi? İyi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. O zaman şöyle yapalım. Bu iş çözmenin mantıklı bir yolu var. Ben gidip soğulumu alayım, sonra buradan kaçayım. Gidip kılıcımı geliştirip geri geleyim mi yani madem? Bana biraz diğer Souls oyunlarına göre basit geldi bu oyun. Diyorsun. Valla ana dungeonlar bana hiç şey gelmiyor açıkçası. Basit gelmiyor açıkçası da. Uyu uyu reis, uyu, bir şey yok. Uyu sen. Sen Oha. keyfine bak, sıkıntı yok yani. Karakter gelişimi nasıl? Valla Dark Souls oyunda nasılsa öyle işte. Ay. Reis ya, sen hazırı nasıl alıyorsun? O kim lan? Kırmızı başlı kız. Sen kimsin lan? Ha şu kız. Selam, sen daha yeni mi geldin buraya? Bu kadar mı? Üzücü. Daha farklı bir şey yapabilirsin. Senin kız ölmüş. Nerede dedin? Bir dakika, bir saniye. Neresi? Bir dakika, bir tekrar söyle bakayım. Mount Gelmir. Mount Gelmir neresi lan? Haritada yazıyor mu Mount Gelmir'in neresi olduğu? Mount Gelmir'di. Allah Allah. Sağ taraftadır herhalde. Sağ taraftadır herhalde. Bilmiyorum neresi reis. Bakarız. Yani yardım ederim sana daha sonrasında şeyde. Ne oldu lan? Dua ediyor. Ne oldu sana? Okey. Kardeş benim kılıcı artı 8 yap. 6 tane artık nereden buluruz Allah kerim bilmiyorum yani. Teşekkür ettim. Abla, sen ne yapıyorsun? Yes. Sarıl bana. Sarıl bana. Karanlık üçlü ya daha mı kötü? Yani görmesi zor. Daha kötü olması yoksa özellikle ekstra düşmanlar var spawn olan gece olduğu zaman ama ben görmekte zorlanıyorum yani sadece. Keçi gibi belli eğimde yürüyebilseymiş en azından Torrent. Zıplaya zıplaya çok janky durmuyorum bence. Janky duruyor animasyon konusunda, evet. Yani atın ya da hadi keçinin, Torrent neyse artık bu hayvan. Yapabildikleri şeyler birazcık
abartılı duruyor. Ben onu zaten şeyde eleştirmiştim. Oynadım videomda zaten. Yani atın sanki böyle sürekli bir hani glitch döngüsünde kalmış gibi hissettirmesi can sıkıcı demiştim zamanında benden. Bir gelişme yok buralarda, hala aynı. Bu çok garip bir yaratık ya. Ha, iki tane var. Grafted Dragon. Ace of Godric. Bu şeyleri falan bir karıştırmak lazım aslında da. Neyse, dur hele şimdi. Şu an başka hedeflerdeyiz. Kılıcımızı artı 8 yaptık. Bir Ejderha ile tekrar şey yapalım bakalım yani. Ölüm sayıcı nerede? Valla aynı karakterden devam etmediğim için ya da geçen yayında yaptığım şeyden devam etmediğim için ölüm sayıcını kapattım açıkçası ama. Yani çünkü aradaki şey artık bir mantığı yok şu an ölüm sayıcı açman diye düşünüyorum. Çünkü baştan sonra kaç ölümde ilerlediğimi bilmiyorum. Aynı karakterden ilerlemedim. Sıfırdan yeni bir karakter açıp oradan PC'de devam ettim falan. İstiyorsanız 30'dan kaldığım yerden açayım tekrardan ama. Yani 31 diyelim hatta çünkü en son ejderhaya öldüm bir kere de. Ama yani. Ha bir de ben geçen yayında evet kaldığım yerde değilim ki yani. Şeyde de oyunda da ilerledim yani. Bir tane daha ana boss geçtim ondan sonra falan. Hani bir sürü şey yaşandı. Çok uzakta durma. Bunlar ne ya? Ben anlamadım bunların ne olduğunu. Ejderhanın dibinde bonfire varmış lan. Şu an fark ettim. Direkt üzerime bindi ya. Hayır, 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 hayır. Ejderhanın dibinde bonfire mi var yoksa biz savaşa bonfire'a geri mi döndük? Savaşa bonfire'a geri dönmedik herhalde. Yeni bonfire herhalde.
Ah. Ay. Ay. A new draconic power. Lan 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 nasıl? Nereye ışınlandı o? Ay şerefsiz ya. Oyun mu oynuyorsun lan sen benimle? Yavşak. Seninle mi uğraşacağım lan? Aklınca bizle oyun oynuyor beyefendi yani. Boss savaşında at gitmeli abi. Zaten her boss savaşında yani her boss savaşta atla giremiyorsun zaten. Açık dünyadaki boss savaşlarına atla beraber giriyorsun ki onlara zaten ata ihtiyacın var. Yani bazı bosslar gerçekten atsız olacak gibi değiller. O kadar geniş bir alana vuruyorlar ki yani atsız yok abartılı çok abartılı olur yani oyunun zorluğu atsız olursa. Ama zindan içindeki bosslarla zaten at kullanamıyorsun zindan içindeki bosslara karşı. Ve onlarla gerçekten Blaine'in hakkıyla kapışman gerekiyor. Sanıyorum anahtar şu. Aa, evet anahtar bu. Yep, Academic Glintstone Key. Okay. Kukri. Tamam. Anahtarı aldım. Akademiye dönebilirim ama akademiye girmek için acelem yok açıkçası. Önce ben biraz daha gezip tozmak istiyorum. Açık dünyanın tadına çıkarmak istiyorum. Yani açıkçası yapacak bir sürü şey var. Şimdi biz boss'la savaşırken, Ejderha ile savaşırken o bir tane bonfire'a yaklaşmıştık bir ara. O neredeydi? Bir o bonfire'ı bulalım bence. Ay. Tamam. Okey tamam. Sen kolları uzatmışsın geri ben kaçtım. Canı da bayağı fazla diğerlerine göre. Hadi be tutmadı. Bak öl artık. Allah Allah amma uzattın ya. Öl. Allah Allah. Bu kadar uğraştığıma değecek bir şey de yok anasını satayım yani. Vallahi ben bonfire falan bulamıyorum ya. Yani. Ben bonfire yani bonfire bulamıyorum o yüzden. Önceki bonfire'a dönüp birazcık camman tamlayayım yani daha mantıklı olacak yani. Biraz daha Eidaksu gibi oyun bayağı iyi de hype çok anlamadım. Hype'ın daha çok açık dünya ile alakası var abi. Yani görüp görebileceğin en dolu açık dünyalardan bir tanesi gerçekten. İnanılmaz yani her bir köşesinde yapacak bir şey var ve bunu Souls mekanikleriyle düzgün savaş mekanikleriyle deneyim edebildiğin zaman ve içerikli olduğu zaman mantıklı. yani inanılmaz keyif verici oluyor. Cyberfab hoş geldin teşekkür ediyorum desin için.
Şimdi Grinstone Akademi'ye girebilirim ama daha abi daha gezecek tonla yer var yani. Çok ayıp olur Grinstone Akademi'ye direkt girersek ya. Yani baksana bu şurası bomboş yani daha şuralarda hiç gezmemişiz, tozmamışız, hiçbir şey yapmamışız. Ana yola nereden çıkabilirim ben onu düşünüyorum şu anda. Aslında şuradan yukarı doğru gidip şuradan şöyle gezebileceğim devasa bir alan var. Ama gelinmesi gereken sırayla gelsek. Yani şuradan hani bu şekilde böyle geze geze falan filan gelsek. Buradan yukarı çıkışlar falan var mı acaba? Acaba nereden çıkılıyor ya? Nereden çıkılıyor? Ah. Para. Doğan Yaman 5 dolar alışit. Dün 80 dolar zam aldım. Maaşım işe gitmeden önce bir bakayım dedim yayına. Yine teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Maaşınızdaki artışta zamınızda hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullanın. 5 dolar iyi para. 5 dolar çok iyi para. Map ne kadar küçük? Map bayağı büyük abi. Bak bu. Ya bak hani şurası zaten tek başına hani böyle hayvan gibi uzun sürüyorsun burayı tamamlamak. Sadece şu bölgeyi tamamlamak. Bak böyle. Tamam mı? Daha yukarı kadar gidiyor. Bunun bir de yeraltı dünyası var. Aynı haritanın bir de yeraltı versiyonu var. Yeraltı dünyası var. Üzerine bunun şeyi var. Divine Bridge bilmem ne bir de gökyüzü var bir de. Hani hayvan gibi büyük. Hayvan gibi büyük yani. Siz nesiniz bilmiyorum. Olayınız ne onu da bilmiyorum. Ölünce soul da vermiyorsunuz. Hepinizi kesmemiz falan mı gerekiyor bizim anlamıyorum yani. Abi ölüme saatinde adım yazmıyor. What? Destekçi ölüme saat ha. Ne zamankinde? En son ne zaman destekçi ölüme şey yaptık onu düşündüm de bir an. Bayağı oldu galiba değil mi? Video yapmayalı bayağı oldu. Ondandır galiba. Bilemedim. Yok oldu aslında. İyi. Muhammed daha Dying Light inceleme ne zaman gelir? Ben bayıldım. İki defa maksadım oyunu. Üçüncüsüne hazırlık yapıyorum. Ne zaman gelir Dying Light'ın incelemesi? Muhtemelen ayın ortasına doğru. Şu anda kurgulama aşamasında. Kurgusunu ben yapmıyorum. Ben Elden'ı... Bu gene niye spawn olmuş? Bunlar tekrar spawn olabilen şeyler miymiş? Evet, tekrar spawn oluyor ama tekrar ödül vermiyor yani. Sadece tekrar spawn olabiliyor. Peki ilginç yani. Ben oyunda çıkıyor da ne yapacağım bilemiyorum. Hikayede nasıl ilerlerim? Hikayede nasıl ilerlersin? Şu şeyleri takip etmen lazım. Şu sarı akıntı gibi olan işaretleri takip etmen lazım. Hikayeyi genelde onlar benim gördüğüm kadarıyla onlar belirliyor hikayeyi. Yani onları şey yaparak takip ederek şey yapıyorsun. Ve sanıyorum belli başlı öldürmen gereken bosslar var oyunun sonuna ulaşmak için. Ben galiba onlardan da 3 tanesini öldürdüm. Ki bir tanesi inanılmaz kolaydı. Anlamadım yani niye o kadar kolay olduğunu. Ben baya böyle zor bir savaş bekliyordum. Çünkü güzel bir dungeon'ın sonrasındaydı. Şu bölgedeki hani şu bu kale Castlemourne fena değildi dungeon olarak. Yani finalde şurada kapıştık boss'la. 30 saniye bile sürmemiştir yani boss kesmem. Hani ben mi fazla yüksek level gittim? Ya bir daha boss'un da bir özelliği yoktu ki diğer boss'lar gibi değildi. Sunumu da diğer boss'lar gibi değildi ama oyun böyle onu özel bir boss'muş gibi muamele etti. Ona anlam veremedim yani. Bunlar daha zorluymuş. Yani daha önce kestiklerime göre. Mantıklı. Ali Can Sökmen hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Her dünkü başlamadan Horizon biteyim dedim. Dün gece oyun bitince aracım harika çıkıp duraktan yerden itibaren açılıyor oyun. Birinci sınıf bilim kurgu filmi gibiydi. Emre Laydın hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Oynanış anlamında mı açılıyor oyun? Oynanış anlamı değişiyor mu? Çünkü hikaye sonunda değil. Onu söyleyeyim yani. Hikayesi gerçekten sonunda değil. Icewind Hatchet. Yani benim oynadığım kısım en son canlı yayında bıraktığım kısımdan sonra ben bir kere bir oyuna girmeyi denedim. Yok ya açık dünyada azıcık vakit geçiriyorum, baygınlık geçiriyorum abi olmuyor yani. Hani oynanış anlamında bir değişime oluyorsa okey. Hani ya şans veririm daha sonrasında tekrardan. Ama oynanış anlamında önemli olan o.
Ne oluyor lan? Ha, bundan mı varmış burada? Oo, bu cüncan da çok fazla ya. Siktir be. Sen beni nasıl tutturdun lan? Stanye, orospu çocuğu Stanye. Allah Allah. Ağır saldırımla vuruyorum gene umurunda değil yavşan ya. Hiç sanki vurmamışım gibi davranıyor. Hayır. Neye takıldım ben orada? Sikeceğim ama ha. Oğlum senin canın çok fazla lan. Kanka ben zaten zehiri yedim. O yüzden çok da fark etmiyor yani benim şu an. Ne kadar zehir salgılarsan salgıla. Tamam, saplama yapmama gerek yok. Lan bu kadar zorlu şeyler öldürüyoruz. Arkasında böyle 400 ex şey falan veriyor. Sol falan veriyor. Çıldırasım geliyor yani. Bir dur lan. Şeye gittik arkadaş ya. Item description'ına gittik yani, şaka gibi. Bosslar tekrar ediyor mu? Şey, bosslar tekrar ediyor. Açık dünyada karşılaştığınız bosslar tekrar ediyor bu arada, onu söyleyeyim. Açık dünyadaki şeyler tekrar ediyor yani, mesela dungeonlarda, katakomplarda, mağaralardaki bossların tekrar ettiğini bariz şekilde gördüm. Ama ana bosslar, büyük bosslar şu an için çok tekrar etmediler. Yani ana bosslar tekrar etmiyor, hayır. Neredeyim ben şu anda? Düşman mı var? Haritayı açmama izin vermiyor da oyun. Böyle bir düşman var muhtemelen de. Şu adaya gidelim, ufak mekanı, bir de oraya bakalım orada ne varmış. Blood Flame Blade. Allah Allah. Olur. Yerim. Olur yani. Kaç kere bitirmeyi düşünüyorsun? Abi bir kere bir bitireyim de oyunun uzunluğuna göre bakarız. Yani daha bir kere bile bitirmeden bu yorum birazcık zor bu konu yorum. Ama burası ne lan böyle? Rose Merhaba. Shit. Neydi bu şimdi ya? Horseback Battle. Öyle yaptım zaten. Ha. Selam. Çok şey olmadılar. Evet. Aha.
when the Elden Ring even worse. That's the part. That's it. Oh, I have a gift. Huh. Festering bloody fingers. Okay. Means for circumventing. Give it a try, and if it please you, I've high hopes. Be sure to. There's no reason tarnished was spurned by. Okay, yuvarlak masa şovayı, yuvarlak masadaki arkadaşlardan çok memnun değilsin belli ki. Sen bana ne verdin? Attempts invasion. Ha, diğer insanların diğer dünyaları invade etmek için bir şey vermiş. Okay. Hiç kullanmayacağım şeyler. Invasion pek benlik değil malum. Önceki mutlaka devam et. Ana hikayede görevler çeşitlendirilmiş şeyler. Şu an su altı şeyleri, spoiler'ı gelen bilmiyorum, uçma falan da var. Ya uçma muhabbetini duyduk zaten de. Yuh ya, kaçılmıyor sıçtığının şeyinden. Benim şu an gibi umurumda olan şey ana savaş mekaniklerinin gelişmesi abi. Çünkü ben ana yani Horizon'ın savaş mekaniklerini sevmiyorum. Çok sıkıcı buluyorum yani. Ok at 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 bayıyorum yani. Gerçekten çok sıkılıyorum yani ondan dolayı. Hani bana savaşı çeşitlendirecek, şekillendirecek ve hızlandıracak bir şey lazım. Savaşın daha hızlı yaşanıp bitmesi lazım abi. Her bir düşmanla 5 dakika harcayınca sıkılıyorum yani. Ve açık dünya kendini çok tekrar ediyor tabii, Horizon'da bile o da var. Haritadaki mavi işaretler neyi ifade ediyor? Haritadaki mavi işaretler dediğin hangisi? Hangi mavi işaretler? Hangisi? Mavi çizgiler var ya. Aa, o benim koyduğum işaretler. Onu ben koyuyorum. Bir yere işaretlemek için ben koyuyorum onu. O benim şeyim. Uyu uyu, bir şey yok. Oh fuck, bunlar böylesine atabiliyor muymuş? Pardon. A prisoner. Ne yapıyor lan? Hayır, prisoner'ıymış mı? Yo. What the hell is wrong with you? You're trying to start piss off. What the hell trying to start piss off? Arkadaşım yani sohbet ederiz. Ne olacak? Ne bileyim yani, böyle bir mekanın ortasında ıstakoz pişiriyorsun dayı. Yani hani sana da garip gelmiyor mu yaptığın şey yani? Sen bir yan görevsin muhtemelen de. Bakacağız, bilmiyorum nasıl, nereden ne yapacağız bilmiyorum yani. Bir türlü yeni şey keşfedemedim ya. Yeni bir dungeon falan keşfedemedim yani. Dungeon'dan geçilmiyordu dün gezdiğim noktalar. Bu bölgede ama ekstra dungeon falan yok galiba hiç. Ah, armor alteration var ama ben pelerinimi seviyorum. O yüzden alteration'lara girmiyorum. Ben pelerini seviyorum abi. Ben pelerinci adamım. Burası belli ki tuzak zaten de. Ya ortaya item koymuşlar. Yani. Bak mesela bu arkadaşla ben daha önce bir dungeon'da boss olarak kapışmıştım. Açık dünyada düşman olarak geliyor yani tekrar. Üzücü. Yani ben bu arkadaşla kapışmıştım daha önce açık şeyde boss olarak çünkü. Ha, iki tanesiyle kapışmıştık hatta.
Üzülüyorum böyle olduğu zaman. Ne güzel şeye kadar gidiyorsun. Zindanın sonuna ulaşmışsın, boss'u kesmişsin, özel bir şey yapmış gibi hissediyorsun. Sonra pıt, açık dünyada bir tane daha çıkıyor karşına böyle. Allah belasını versin diyorsun yani. Allah belasını versin diyorsun. Yok, sadece pelerini değiştiriyoruz ya Amara Etoration'da. Daha fazla başka bir şey yok yani. Sadece pelerini değiştirmene izin veriyor. Pelerini çıkarıp takmana izin veriyormuş daha doğrusu. Ben yapmadım. Amara Etoration'ı gördüm. Baktım yani şeyde görüyorum, hani sadece pelerin değişiyor gibi duruyor ama emin olmak için bir aratayım dedim. Arattıktan sonra da evet, sadece şey, burası neymiş lan? Yanlış bastım, neyse. Bu düşman tipini ilk kez görüyorum bu arada. Merhaba. Hocam. Yapay zeka çok fena ya. Yapay zeka gerçekten çok fena sıçıyor bazen. Shit. Bak, özür dilerim. Fire Monk Reeves. Fire Supreme. Yeni gesture kazandık. Peki. Cursed Meat. Bunlar şimdi sen düşmansın. Onlar kendi halini dua... Haklısın lan. Haklısın yani. Sen de haklısın. Ne diyeyim? Sen de haklısın. Haklısın yani. Onlar dua ediyordu. Biz kamplarına dalıp ortalığı karıştırdık. Biraz önce abini kestim ben senin. Sen de en az abin kadar güzel vuruyormuşsun ama. Ya da canın o kadar fazlaymış. Gördüğüm kadarıyla kanka. Ama fazla şeye girişme. Mantıklı. Berk Umut hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. O kadar mı lan? Bunca şey doğradan bir item var. Hiçbir şey yok mu yani? Bu mudur? Thank you Dark Souls. İlginç. At kombatı çok iyi canım. At üzerinde savaşlar çok keyifli abi. Ben şu an buraya bakıyorum. Neyi görüyorum? Penş bir dakika. Şöyle. Düşmeden. Burası Storm... Aynen. Şeye bakıyormuşum. Stormy'm Castle'a bakıyorum muhtemelen, değil mi? Aynen burası. Düşeceğim. Düşeceğim, o yüzden şöyle dön güzelce. Arkadaş anında da gece bastırıyor. Ben anlamıyorum ki bu işi. Çok erken basıyor geceye ya. Azıcık manzaranın tadını çıkaralım diyoruz. Anında gece oluyor. Ne? What? Vay şerefsizler, gene mi siz ya? Oğlum bunlar çok sinir bozucu lan. Ufacıklar, göremiyorsun, çok hızlılar. Laptop üzerine atlayıp duruyorlar şerefsizler. Lan ben buradan geçtim daha önce. Ben burayı şimdi hatırladım. Burası evet, bunların mekanı burası. Bela burası, bela. Burada hiç durmayalım. Feneri açıp buradan uzayalım. Bunlar çok fenalar çünkü gerçekten. Kaç kaç kaç. Ay. At üzerinde peri atıyoruz ya dost abi. Ne? Ya abi de ben şurayı gezmek istemiştim aslında. Bir türlü orayı gezdirmedi oyun bana. Kalenin içine girsem acaba?
Şuradan şu üst duvarlardan şuraya geçmenin yolunu bulabilir miyim ya? Ben şu ana zindana gireceğim ya. Nasıl peri atıyoruz? Atın üzerinde mi? Atın üzerinde peri atamıyorsun. Attaki düşmanları peri atabiliyorsun. Dur bir dakika. Burayı gündüz yapalım. Ben bir ana zindanda biraz zaman geçireyim ya. Ana zindanda azıcık vakit geçiremdir. God of War önceki oyundaki eksikleri kapatıp bir şekilde azıcık gelebilir olma şansı elden geçebilir mi? Sonuçta 2018'de Red Dead Redemption 2'yi geçmişti. Abi o kime göre neye göre? Benim için Red Dead Redemption 2'yi geçmedi. Millet için geçti yani şey için geçmiş. Genel jüri için geçmiş. Ama benim için geçmedi. Ya bilmiyorum o yüzden. Millet bu konuda ne düşünür hiç fikrim yok açıkçası. Ben God of War yani eksikliklerini kapatırsa bile sonuç olarak ya umarım yeteri şey olmaz yani. Direkt aynı oyun gibi hissettirmez. Benim tek umudum o yönde. Yani aynı oyun gibi hissettirmesin sadece. Yeteri kadar yenilik eklesinler. O zaman tabii ki her zaman için bir şansı var. Her zaman için Game of the Year olma şansı var ya. Her oyunun var abi. Hiç beklemediğimiz oyunların da Game of the Year olma şansı var yani. Yani Elden Ring'den daha iyi bir oyun çıkarsa bu yıl aşırı mutlu olurum ben. Yani çünkü Elden Ring'i bu kadar beğeniyorken videolarını Elden Ring'den daha iyi bir oyun olursa wow. Evet arkadaşlar işte ana zindanlar böyle oluyor. At yok bir şey yok gerçekten bileğimizin hakkıyla ne kadar ilerleyebilirsek o kadar oynayacağız bakalım ne olacak. Niye her bütün mesajlar troll ya? Hani çok az gerçekten şey yapan mesaj var. Böyle yardım etmeye çalışan mesaj var. Mesajların %90 troll yani. Sniper Mantıklı. evet. Ha. Ayhan tam öz hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Orada şeyler var. İki tane büyücü var yukarıda. Evet. Bunlar direkt büyü spamleyecekler. Koş. Try right then secret ahead. Try bow. Valla bow'um yok kanka. Stealth deneyim dur. Benim de büyülerim var lan. Ne? Benim de kendimce büyülerim var. Kılıç büyüsü ama büyü yüzeye büyü işte. Ne? Allah Allah. Sadece siz mi uzaktan büyü spamleyebiliyorsunuz anasını satayım? Biz de biliyoruz civ 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 büyü atmasını. Alırdık bir prisoner biz de büyü ata ata gezerdik yani. Reis galiba baş başa kalabildik sonunda. Şimdi sana nasıl bir yaklaşım sergilesem diye düşünüyorum. En sağlıklısı bu olacak gibi hissettim. Aynen. En sağlıklı yaklaşım bu olacaktı kesinlikle. Seek right. Ha. Fenerimi yakayım da. Golduruyorum. Okey.
Precious item ahead. Summer Smithing Stone. Evet, gerçekten precious item aslında düşününce. Ne için kullanıyoruz acaba Summer Smithing Stone? Left ahead. Try left. Ha! Mordor'un savaş sisteminden sonra Dark Souls'lar hiç tat vermiyor. Öyle mi? Ben first person savaş sistemlerine bir türlü şey yapamıyorum ya. Isınamıyorum bir türlü. Bana sanki işin büyüsünü bozuyor gibi geliyor first person'da. Çünkü dediğim gibi normal şartlarda gözüne batmayacak şeyler göze batmaya başlıyor. Ya ben tekrar spawn oldular direkt. Tree. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ağaç. Kesinlikle ağaç. Didn't expect message. Fuck off. Ölünce geri kalkabiliyor musunuz? Yok. Kalkmıyorsunuz. Tamam. O zaman sizleri keseceğim. Geri kalkıyorsanız uğraşmayacağım da. Left. Ha, teşekkür ederim. Bu sefer gerçekten işe yarayan bir mesaj gördük ilk kez. Bu zamandan sonra. Thank you. Ha, ama siz tekrar tekrar türeyebiliyorsunuz. Grace Mimic ne lan? 3 tane. Yavaş yavaş. Bayağı geniş bir alandayız bu arada. Düşündüm ben böyle bir koridor tarzı bizi diğer binaya bağlayan bir koridor beklemiştim ama bayağı uzun, bayağı geniş bir alan burası. Seek right. Ha, item. Umarım tuzak yoktur. Smithing Stone 4. İyi, 4 daha. Kaç tane vardı bende? 4 tane varmış. İyi, artı 9'a kadar çıkarabilirsem 6 tane daha 3 bulmam lazım da önce. Yani 9'a kadar çıkarabilirsem en azından artı 10 yapacak şeyim var. Item'ım var en azından. Artı 11 yapamam ama. O ne? Bir dakika chat, şu an gördüm düşen şeyi. Ekranı düşünce oyunu alacak materyalim fakat zaman o yüzden bu paranın oyuna geçti hakkını verecek dost koyun. Holy fucking shit. Ayhan tam yüz. Efendim teşekkür ederim. Bütün şeyim gitti benim. Dikkatim dağıldı. Oh my fucking god. 850 lira. What? 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 Para. What? Oh my fucking god. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Holy shit. Ah. Aynen evet. Bağıştan anladı gel kesin. Ulan yakalandım. Göz göre göre yakalandım bu arada. Göz göre göre yakalandım. Aa, manamı emiyorlar yakalanınca bir de. Asiktir. Çok kötü oldu. Efendim çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz para bu arada yani. İnanılmaz bir para gerçekten o. Çok teşekkür ediyorum. Holy shit. Oha. Harbiden oha bu arada. Oha yani harbiden. Yes it's a lot. Ban TV kesinlikle it's fucking a lot. Vah. Oyunun parasını fazla fazla attı. Hem benim yani PlayStation 5'te hem şeyde Steam'de almış olmam parasını attı gibi oldu yani. KYK bursu. Evet evet aşkım. KYK bursunu attı sana. Kesinlikle oha Elmacan. Kesinlikle oha. Bunların sonu var mı acaba? Ben bunları kesiyorum ama sanki türüyorlar mı? Hani burası mezarlık yani. Ölümün adli hesabı yok çünkü ya. Ondan sonra soruyorum. Mantıklı. Keşke öldükçe şey yapabilsem. Cihan Nihat hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Elden'in konuk 850 TL kazanmak. Değil mi? Değil mi? Bu yayıncılar da iyi kazanıyor. Oyun oynayarak para kazanıyorlar ya muhabbeti. Tam olarak bu işte abi. Ya çok teşekkür ediyoruz efendim. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar teşekkürlerimizi belirtelim yani. Be wary of behind. Bunlar da kastediyormuş. Elden cringe. Why do?
Assassin's Creed Valhalla Recall yok canım, o apayrı bir şeydi o da. O apayrı bir durumdu yani. Yani o apayrı bir şeydi ama bu da inanılmaz oldu gerçekten. Yavaş. Bir yerden ok mu atıyorlar? Bir yerden ok atıyorlar. Lan ha. Ha siz şerefsizler. Bu şeyin de tutturamamız yanımız gerekiyor. Precious item ahead. Mantıklı. Peki. As Diva hoş geldin. Teşekkür ederim. Lan şerefsiz. Çok teşekkür ederim desteğin için Asdiva, sağ olasın. Etrafı düşmanlarla çevrili. Zarturt geyikleri. Öyle lan. Marionette of Soldier Ashes. Ulan şu şeylere de hiç bulaşmadım. Hala kurtlarla dalıyorum. Aslında şeyimizi değiştirebiliriz ha. Kullandığımız oha. Şeyi değiştirebiliriz yani. Jack Sparrow en sevdiğim incelemem hangisi? Cyberpunk. Emin değilim. Emin değilim gerçekten. Şey olabilir. God of War falan olabilir. God of War olabilir. God of War çok güzeldi. Güzel bir incelemeydi God of War. Çok tatlıydı. Burada bir yerlerde bir bok böceği var. Sesi geliyor ama kendisini henüz tespit edemedim. Ha orada. Orada. Okey tamam. Şimdi buradan geldik. Delenden güçlü mü lan? Galiba öyle. Mushroom. Senin peşine düşsem mi? Senin boyun da var ya. Hayır gitti ya. Hayır. No. Don't go. Öl. 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 Hayır. Hayır öleceksin. 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 Yok böyle bir şey. Öl tam. Ya yok böyle bir şey. Haksızlık. Haksızlık böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Bu çok büyük haksızlık ama ya. Abi nasıl ya? İnanılmaz büyük bir haksızlık bu ya. Reis kılıç çifte kullanma tuşu ne? R1 üçgen. Üçgen R1. Abi olamaz böyle bir şey ya. Bu çok büyük haksızlık yani. Nasıl bir yere girdi abi o? Ben oraya hiçbir şekilde giremiyorum da. Bir sıra bir anın düşmanlar saldırıyor zaten. Gitti item ya. Ben köpeği bir alayım da. Köpekler genel olarak daha risklidir. Başka bir şey var mı? Varmış lan. Down. Harbiden bir şeyler var burada. Lan! Oha! Oyun nasıl kastı öyle? Yuh! Böyle bir şey yok bu arada. Hayvan gibi kastı. Dondu bildiğin oyun lan. Carrion Knight Helm. Aa! Full Carrion zırhını düşürdük. Physical Strike bilmem ne. Daha hafif bir zırh. Bizimkinden. Genel olarak. Hepsi değil ama. Yani denenebilir aslında. Daha havalı bir zırh bir de. Kesinlikle daha havalı bir zırh bir de. Çok daha havalı bir zırh. Çok daha havalı bir zırh yani. Oğlum çok karizmatik para. Olduk lan. Bırak akmayı 10 TL. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Para. Teşekkür ediyoruz.
Here, tamam. Peki burada ne var? Orası here de burada ne var? Item var. Golden rune. Mantıklı. Jumping. Limon kabuğu hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Stealth. Great Sword'da da stealth yapmak çok komik ya. PlayStation 5'te oynamıyorum arkadaşlar. PC'ye geçtim. PlayStation 5'te sadece ilk yayını PlayStation 5'te oynadık. Sonra bıraktık çünkü yani olmuyordu yani PlayStation 5'te. Çok kasıyordu. Be wary of right. Ulan çok ağırlaşmışız. Şu an fark ediyorum yalnız. Bunu giyince biz bayağı ağırlaştık. Oy benim tip böyle miydi lan? Abav. Şimdi kalkanı çıkaralım mı? Şimdi kalkanı çıkarırsak bence bir dakika ben meşaleyi ne takıyorum ki üzerimde tam meşale takmama gerek yok. Kalkanı takayım. Ha oldu tamam. Tamam oldu oldu. Meşaleyi çıkarsak yetiyor fazlalık olarak. Jumping required. Ay sakıcam ben aynı yere geri geldim ya. Beware of right dediğim burası mıydı? Şu mu bırakmışız biz arkamızda? Allah Allah. Ne yani? Beta'da oynadığım büyüleri çıkarmışlar mı oyundan? Hayır ama bulması çok uzun sürüyor. Bulması çok uzun sürüyor yani. Ben bir tanesini olabilir. Beta'da oynadığım büyülerden sadece yok. Gerçi Stormblade'i de buldum da. Şu an üzerimde olan Stormblade zaten. Ama Waterside evet. Buna binmemiz mi gerekecek ya? Para. Para. Burak Akma 20 TL. Winter is coming on öyle dost abi Jones. Ya evet karakterin tipine çok bakmadım açıkçası. Öyle direkt yapıp geçtim. Abi burası bariz bir tuzak. Yani burası bariz bir tuzak ama. Bu tuzağı yemek istiyor muyuz veya yukarı çıkmak istiyor muyuz? Yani ben o item'ı nasıl almadan giderim? What are you? An idiot sandwich. Die bitch! Yes. Gravity Veil. Ooh. Somber Smithing Stone. Burası paso Somber Smithing Stone veriyor ya. Bana 4 level şey lazım abi artık. Strong Foy. Evet, hallettik. Strong Foy. Zırhımız anında lekelendi lan. Daha yukarıda bir şey var mı diye merak ettim ama yok galiba. Niye tek step yapamadım? Beware of strong foe. Nerede lan? Oyunun başında bir chest buldum açtım. Trapmiş mobin ön ucuna ışınlandım. Ha evet o muhabbeti yapıyormuş galiba. Ben denk gelmedim de. Beni bir ara bir patches sağlam bir faka bastırdı. Patches çok sağlam bir faka bastırdı bir yerde. Onun böyle şeyiyle beni de bambaşka bir yere attı da. Ha buradan devam edebiliyoruz. Dur bakayım nereye gideceğiz. Oha. Oyunun performansı nasıl olursa iyi yayınlar. Kabul edilebilir seviyede. O yani mükemmel olmadığı kesin. Arada ciddi donmalar da yaşanıyor. Kubilay Bilir hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Daha aşağıya da gidiyor mu lan bu acaba? Galiba gidiyor. Yani süper sayılmaz ama kabul edilebilir seviyede. Daha kötüsü olmuştu yani. Daha kötüsünü görmüştüm. No item head. Cidden mi?
Vardır bir şeyler be. Yok mu? Bizden hiçbir şey yok mu? Aa. Üzücü. Madenindeki vurunca kılıcın gelsek düşmanları karşı ne yapmak gerekiyor? Yani zıplayıp zıplama saldırısı yaptığın zaman kılıcın geri sekmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Onu yapabilirsin. Ben genelde öyle savaşıyorum. Oha. Ya da şey kullanıyorum direkt yani. Sadece PlayStation 4'te oynanır mı? Abi PlayStation 5'te o kadar kötüyken 4'te kendini düşmek bile istemiyorum. Oyun 97 puanlık mıymış? Valla oynadığım her saniye açıkçası o evet. Oha. Evet bu oyun harbiden öyleymişe karşı inancım artıyor. O ne lan? Yapma, burada yakalanma işte ya. O şeye bakarken gittim arada ya. Oha oğlum bir sürü var lan siktir. Sen kimsin lan? Senin olayın ne? Birden fazla varlar bu arada. Bunlara başka bir şey yok galiba bu arada. Ben asıl almam gereken item'ı aldım ve gideyim diyorum. Sizce aşağı gidersem ölür müyüm? Bir riske gireyim mi? Aşağı devam var mıdır buranın? Ne dersiniz? Aşağıda item gördüm. Bence buranın devamı var aşağıda. İnanmak istiyorum olduğuna. Girdik bir yola artık. Evet aşağıda devam varmış. Güzel. Aşağıda devam varmış ama. What the fuck is that? O ne lan? Smithing Stone 5 mi? Yuh daha. Lan daha 4 yeteri kadar yok. Ne 5'i dur. Fuck. Öldüm zaten yani. Ben gidiyorum. Şu item'ı da almadan hiçbir yere gitmiyorum. Long tail cat talisman. Ne acaba? Ah. Seninle yüzleşeceğim tekrar. Bekle. Seninle tekrar yüzleşeceğim. Şu an değil. Şu an yeterli kaynağım yok seninle yüzleşmek için ama geri döneceğim yani. Bekle beni. Bekle beni. Hı, muhabbetine dönecek bu. Ben Twitch'te yayın da açıyorum. Hı. Seni bulacağım, anladın mı? Seni rezil edeceğim herkese. Hı. Oyun gap saldırısına bilerek ölürsem başka bir bölgeye atıyor. Hadi canım. Allah Allah. Merak ettim. Sonra uğrarız ona. Ben bir önce bir bonfire bulayım da abi, ondan sonra uğrarım oraya tekrardan. Crystal Dart. Teach red, but didn't expect I have failed. Allah Allah, niye lan, ne oldu? Ah! Bonfire! Yes! Tamam, şimdi oldu işte. Her dakika 10 FPS'i düşüyor abi, kabul edilebilir diyorsun. Bende öyle değil. Bende öyle her dakika 10 FPS'i düşmüyor arkadaşlar. Yani tabii ki anlıyorum yani kullandığınız şeyle, ekran kartı bilmem neyle alakalı. Ve bunun şey olmadığını da farkındayım. Yani övülebilir bir tarafı olmadığını da farkındayım. 3080 ekran kartında hani böyle düşüşler yaşatması falan sıkıntı, elbette onun farkındayım. Onu reddetmiyorum da 3080'deki performansı kabul edilebilir şu anda benim oynadığım. Ama 3080 yani burada bir şey değil. Kıstas değil tabii ki yani. 3080 ulan. Hani bir zahmet böyle çalışsın zaten. Benim için her dakikada 10 FPS'i düşmüyor. Ama onu söyleyeyim yani. Abi sen bağımlı mısın? Oldum yani. Oldum, kesik de oldum yani. Kaçıncı saatim bakalım. 15. saatim.
1060 milyonlarda 10 FPS anca açar 1060. Bizim Anıl 1070'de oynuyor şu anda. Çok da şey değil. Hani çok da memnuniyetsiz değildi son gördüğümde 1070'teki performansından. Galiba low'da oynuyor, bilmiyorum da. Abi ben senden nasıl kaçacağım ya? Gerçekten nasıl kaçacağım ben bundan? Bunun mesafesi çok dar ya. Ve bug'ını mı bulduk lan? Neyse, en azından şeyi akıl edebiliyor. Crazy projectile weapon. Harbi mi? Ok mu? Ne? Lost Ashes of War. What is this? Bu weapon mı? Yo, ne ki? Lost Ashes of War neydi? Ben bunu daha önce de buldum sanki. Bunları bir ara getirip denemek lazım ya. FP cost. Kurtlar 55'miş mesela. Bu 63, 67, 67. Şu ikisi 67 yapmıyor. Marionette Soldier Ashes. Lan bunlar baya işe yarar aslında. Bu güzel standa kutak bir de 104 bak. Little the Headless var. Denemek lazım. Şu. Ha, Ashes of War'ı duplicate etmek için olan item. Anladım. Okey, tamam. Jumping require head. Yok, orada bir şey yoktur bence. Orada bir şey yoktur bence yani. Hangisindeydik lan? Şundaydık galiba. Church of Coco. Ay ay. Oyunun grafikleri iyi değil. Valla ben memnunum grafiklerden dayana. Demon's Souls kadar iyi değil ama öyle bir şey de yok yani. Bence özellikle şey yani sanat dizaynı falan çok güzel yapmışlar. Bilmiyorum, kaplama anlamında ben bir sıkıntı görmüyorum. Yayında ne kadar belli oluyor ama. Güzel yani şeyin görselliği falan. Hani karakterin üzerindeki zırhın görselliği falan da oldukça iyi. Main Academy Gate. Lan ben neredeydim biraz önce ya? Schoolhouse Classroom'lara değildim. Burası mıydı lan? Burasıydı, evet, tamam. Full büyücü lan mekan. Full büyücü anasını satayım. Ne oldu kızım? Ne oldu Estus? Bak şu an şey oynuyoruz. Souls oynuyoruz ama. Gel. Gel kızım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hadi git. Craftsman's book. Ay. Gizlilik çok işe yarıyor mu? Ya yer yer. Hani über süper bir Sekiro'daki kadar işe yaradığını söyleyemem şimdi. Sekiro'da çok daha fazla şeyi sunuyordu ama gördüğün gibi şu an mesela bu karakterle
savaşmak zorunda bırakmadı beni. Ha çok mu önemli? Değil. Mesela ben bunu fark etmemiştim. Gördüğün gibi çok önemli değil yani. Yine damage yemeden. Royal Lucarian Rob. Büyücü olsaydım çok güzel bir rob olurdu o herhalde şey için. Ghost of Tsushima'nın sanat dizaynı 20 kat daha iyi abi. Katılmıyorum. Ghost of Tsushima'nın renklerini beğenmekle beraber yani sadece sanat dizaynı anlamında bakıyorsak. Bu arada Ghost of Tsushima'nın görsel yani poligon sayısı bundan daha yüksek. Evet orası kesin. Onda şüphe yok da. Yani sanat dizaynı apayrı bir konu abi. Ya sen uyanacak mıydın gerçekten? Lanet olsun ya. Tahmin ettim senin düşman olup olmadığına emin olmak istedim ama sana kitlenmeyeceğim dedim, sen düşman değilsin herhalde. Ama uyandı gerizekalı yaratık. Tuttururum diye düşünmüştüm. Sen sadece dönüp duracaksın mı? Ghost of Tsushima'da ara sahne rezili diye bir gerçek. Ghost of Tsushima'da bir sürü rezillik var. Animasyonlar falan gerçekten Ghost of Tsushima'da berbat. Yani karakter animasyonları çok kötü. Ara sahnelerdeki var ya, konuşmalardaki falan çok kötüydü yani. Görev dizaynı anlamında da çok kötüydü Ghost of Tsushima. Maalesef. Ben sizin aranıza nasıl gireceğim lan? Makine tüfek gibi büyü spamlıyorsunuz. Harbiden ben ne bok yiyeceğim burada? Koşu paralarına girmekten başka çarem yok. Geronimo deyip dalacağız yani. Başka bir şey yapmayız da. Oğlum bu ne anasını satayım? En azından bir tanesini alabildim. Evet, hadi bakalım. Ritual pot. For what? For what ritual? Bu kapı açılmıyordur şimdi. Tabii ki bu taraftan açılmaz. Bu taraftan açılsaydı Dark Souls'un tüm şeylerine aykırı olurdu zaten. Lan burası Dark Souls 3'teki mekan değil mi? O kadar iyi biliyorum ki beni şuna yönlendirse direkt şundan gank diyecekler bak. Aaa! Biliyorum onun derdini yani. Atma, atma, atma. Aa bunlar şeymiş. Kalkanlı, ayret. Çok kötü bir geçişti. Öl lan. Üç tane atıp duruyor galiba değil mi? Aynen bir. Yo, bazen kafasına göre aslında. Ben de kafama göre davranırım o zaman. Kafama göre oynar, kafama göre davranırım yani. Hiç kullanmadığım itemleri bana verdiğin için çok teşekkür ediyorum Dark Souls. It is Dark Souls. What did you expect? Yukarı kattan devam edeceğiz. Hayret! Oha, oyuna başladığımdan beri ilk kez gerçekten vurarak şey yapmıştım. İlk kez bu arada gerçekten hidden pet bulduk. İlk kez. Bu arada boss burasıymış. Burası kısa yol mu lan? Kısa yol olsun burası hadi. Leatherhead gördüm de. Bu bir tuzak mı? Comet. Sponsor ki o da olur. Büyücü olsam çok mutlu olurdum herhalde yani.
Boss kapısına kadar geldiydik ha. Ve sanıyorum asıl şeyi şimdi açtık. Kısa yol mu bu? Yok, kısa yol değil burası. Ya kısa yol da hani geri dönüş yolu yok ki boss'a buradan. Yani. Yani buradan boss'a geri dönüş yok. Yani. İlk kez boss'tan hemen önce bir bonfire vermediler. İlk kez bu arada oyunda. Yani oyuna başlamadan ilk kez boss'un hemen önünde durmayan bir bonfire var. Yani arada koşma mesafesi olan var. Bilmiyorum. Ya da öyle değil mi acaba? Başka bir yerde var mıdır daha yakında boss savaşı? Boss'tan hemen önce şey var çünkü ya. Yani. Kasmam gerekecek. Mantıklı. Eren Yücel hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Bir iki tane şurada düşman öldüreyim de. %88 az veriyormuş lan buna da. %180 bu böyle bitmez ki anasını satayım. Neyse dur. Asıl şurası problem ya. Buradan koşarak nasıl geçeceğiz biz bunların arasından? Geçeriz lan. Onların nargurlanması uzun sürüyor yani. Kedine bak lütfen. Kedimde bir şey yok. Kedim oynuyor. Kedimde bir sıkıntı yok. Kediden yana her şey yolunda. Esra kadar bir şeyler kaçıyor. Yok yok. Godric'i kestim bu arada. Godric'i kestim arkadaşlar. Godric'i ikinci denemede falan kestim. Godric kolaydı baya. Godric zorlamadı beni. İlk boss kadar kesinlikle zorlamadı bir kere. Bir tane daha kesersem, sonra boss'a koşabiliriz yani. Bir tane daha kesersem boss'a koşabiliriz. Ana zindana girdim mi? Nasıl orasıydı? Burası ana zindan şu anda içinde oldum. Şu an ana zindandayız. Ana zindan güzel. Mantıklı. Ana zindanda bir sıkıntı yok. Joe da hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. En sevdiğim boss Margit herhalde ya. Margit çok iyiydi. 313. Endurance'ı biraz kassak mı artık ya? Maximum ekip load'um birazcık az, ondan dolayı kasmak istiyorum da. Hadi bir tane Endurance'a verelim. Şu köpekler yerine de bu sefer başka bir şey çağırmak istiyorum ben. Oyunun başına böyle köpekleri çağırıyorum. Amanet Soldier Rush'ı. Bunlar ufaklıklar mı lan? Oha! TM3 Lottle'da Headless. Bu asıl en olayı bu da, bunu çağırmak lazım. Bu baya mini boss herhalde de benim o kadar FP'm yok. Sıkıntı o. Seviyorum. Teşekkür ederim TM. Sağ olasın. Bunda da yokmuş. Ha, benim bunların hiçbirine yetmiyor ki. Ha, benim bunların hiçbirine yetmiyor FP kostüm. Benim mana kasmam lazım biraz. Benim biraz mana kasmam lazım. Hiçbirine yetmiyor FP'm. Üzücü. Summon kullanamayacağım. Yani. Benim FP'm kaç? 68. O kaç istiyordu? 67. 67'yi niye çağıramıyorum ben şimdi? Yetiyor. 68'miş benimki. 67 yeter. 63 de yeter. Ha bir dakika. Burada mı çağıramıyoruz sadece? Olay o mu yoksa? Mesela ben yanıma alayım da hepsini. Şey yaparız. Deneriz yani oradayken. Şu an galiba şeyden dolayı oyun bir sapıttı ama.
63, 104. Tamam, 104 yetmez. Biliyorum da 68 yani yetmesi lazım. Marionette Soldier Ashes çağıralım şeyde, boss'ta. Tamam mı? Deneriz şansımızı. Şu arkadaşı bir keselim. Bu arkadaş melee olduğu için diğerlerinden daha sıkıntılı olabilir. Tabii bunu kesince diğerleri şey yaptı. Koşmayı deneyeceğim. Aralarından koşarak geçmeyi deneyeceğim. İyi. Tamam. Boss'a koşabiliyoruz rahatça. Boss'a rahat da koşabiliyoruz. Tamam. Sıkıntı yok. Merhaba. Tamam. Mantıklı. Cevdet Özebeci, hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Ne yapıyorsun lan? Bu çok özel bir boss değil belli. Bu çok özel bir boss değil yani. Çok bariz belli. Ama tabii böyle davranırsam ağzıma sıçar. Çok rahat davrandım yani. Ama hızlıymış. Lan bir dur da vurayım lan. Oho, ben vuramıyorum ki buna. Çok rahat davranıyorum yanında ya. Fazla rahat davranıyorum yanında. O yüzden öleceğim şimdi. Die bitch. Yani özel bosslardan biri gibi davranıyorum. Bunun achievement'ı falan var kesmenin ama bilemedim yani. Daha önceki şeyde karşılaştığım boss da bu tarz bir şeydi. Alt taraftaki karşılaştığım boss da bu tarz bir şeydi. Bunlar hayal kırıklığı oluyorlar biraz. Doğru, evet. No, it's not. Betrayal yani, tabii ki betrayal. Ya şöyle, şimdi bu bossların olayı aslında hareket pattern olarak aslında fena değiller. Hareket pattern olarak aslında şey yapabiliyorlar yani. Uğraştırır gerçekten o boss ama gördüğünüz yani vurduğum zaman canı çok gidiyor abi. Hani çok fazla canı gidiyor yani. O kadar çabuk öldürüyorsun ki boss'u. Herhalde oyun hani vuramamanı bekliyor daha çok. Daha zindan devam ediyor bu arada. Anladım. Daha zindan bitmemiş. Daha zindan devam ediyor. Zindan nasıl boss'u o değildir muhtemelen. Ben niye şey yapmadım? Sollarımı harcamadım yani. Lan nasıl buraya ışınlanıyorum ben? Hemen dibimdeki şey o değil miydi? Debate parlorumda mıydım ben? Neredeydim ben? Ben boss'u nerede kestim? Tamam, burası. Da değil mi? Aynen. Burası tamam. Hadi be, yapma bunu. Mini minnacık şeylerle birbirimizi üzmenin ne mantığı var sevgili oyun ya? Ufacık şeylerle birbirimizi üzüyoruz yani. Precious item ahead. Tamam da 15.000 sol da kaybedersem kötü olur yani. Precious item, precious item, bunlar güzel şeyler. Sen bir öl de. Tek yemediğine göre diğerlerinden daha güçlü bir büyücüymüşsün zaten. Evet. Dağıtırım. Acımam. Tamam. 15.000 oldu. Let's go. Sollarımızı kullanalım.
Ay. Dostun evinden su mu geçiyor? Hayır arkadaşlar, arkada yemek pişiriliyor. Ondan dolayı o sesleri duyuyorsunuz. Böyle bir şey yok, merak etmeyin. Strength'ten ben devam edeceğim birazcık. Aslında mind'a vermeye başlasam mı ya? Sırf şu soul'ları çağırabilmek için birazcık şeye ihtiyacımız var gibi hissediyorum. Mind'a ihtiyacımız var gibi hissediyorum da. Acelesi yok. Önce ben bir melee build'ımı tamamlayayım da. 40, 40'a 40 quality build'dan gidebilecek hale gelelim de bir hele. Strength'ten gidiyorum şu an. Heavy build gidiyorum şu an. Ama daha sonra bunu quality'ye döndürme planım var. Bakalım. Güzel. Orada da bir item var. Tırmanabilir miyiz lan buraya? Ya Elden Ring oynadığımı unutuyorum bazen. Dark Souls mantığıyla bakıyorum. Ya buraya tırmanmam için benim kim bilir nereden dolanıp gelmem lazım diyorum. Sonra Elden Ring oynuyorsun reis, sen hani tırmanabiliyorsun artık. Unutma şunu diyorum ve hoşuma gidiyor bu tarz detaylar. İlaçlarımı kullanamadım Tita. Dungeon'ın bölüm tasarımı Dark Souls 1'e yaklaşabilmiş mi? Daha çok yani ya Dark Souls 1'in bölüm tasarımlarını çok açıkçası aşırı detaylı hatırlamıyorum şimdi. O yüzden yalan söylemek de istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, yani çok rahatlıkla Dark Souls 3 seviyesinde ana dungeonların tasarımı. En azından onu söyleyebilirim. Çok rahatlıkla Dark Souls 3 seviyesinde. Dark Souls 1'lerinki ne kadar şey, Dark Souls 1'in hani dungeon tasarımından daha çok hani şey tasarımı iyidir gibi hatırlıyorum ben, çünkü hani dünya tasarımı, şeylerin birbirine bağlanımı falan filan iyiydi diye hatırlıyorum şeyden daha çok. Şimdi zindan tasarımını çok iyi hatırlamıyorum. Özel bir şey var mıydı zindan tasarımından? Dünya inanılmazdı Dark Souls 1'deki. Dünya gerçekten inanılmazdı. Kingstone Wetblade. Glintstone Wetblade. Ne işe yarıyor acaba? Anahtar item diye mi geçiyor bu? Grants choices of affinity to upgrade to weapon. Ne lan bunlar? Oğlum çok fazla şey var. Bu ne şimdi? Silah mı takıyoruz bunu? Silaha şey mi basıyoruz? Büyü falan basma üzerine bir şey mi bu? TL adam aşçı tutmuş kendini. Aynen arkadaşlar. Aşçım var, özel aşçım var. Kesinlikle özel aşçım var. Ve benim yemeyeceğim bir yemek pişiriyor şu anda. Kısa yol. Aa, bir tane daha var lan. Oğlum burası bayağı şey değil mi lan? Harbiden. Aynısı lan. Dark Souls 3'teki Anor Londra'dan önceki mekanın aynısı oğlum burası. Anor Londra'ya girmeden Pontiff'in mekanın aynısı değil mi abi? Pontiff'ten çıktıktan hemen sonraki alan değil mi burası? Dizayn olarak da aynısı ya, birebir aynısı gibi görünüyor abi. Zaten ilk gördüğüm anda da böyle bir ulan falan demiştim. Golden Seed. Yes. Golden Seed iyidir. Estus'umuzu arttırmadık abi bu arada sayısını hala. Estus kızım, senin sayını hala arttırmadık. Sen yatıyorsun keyfin yerinde. Keyfine bak. Beware of crab. Crab, 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 crab. Where are you? Buradasın. Ben item'ı alayım, kaçayım crab. Teşekkür ederim. Crab'lerle asla dövüşmem. Çok uğraştırıyorlar. Crab! Evet, bunu demeye tek düşünen ben de. Yok abi, aynısı ya mekan. Baksana, birebir aynısı yani dizayn. Yukarıda büyücüler falan. Shit. Uzağa da vurabiliyormuş. Ya büyücü böyle bir alanda büyücünün ne işi var yani? Yani sizin aranızda büyücünün ne işi var yani? Yani büyücü olur tabii, büyücü olmaz demiyorum da yani böyle bir alanda olmaz yani. Ayıp ediyorsun. Shit, fuck. Teşekkür ederim, güzel temizledin.
Ha. Ha. O sonsuz mu geliyor? O sonsuz geliyor. Ha. Ha. Hoş. Öldüm galiba. Öldüm galiba. Ha. En azından iyi bir şey uğruna öldüm. Elveda dünya. Ha, ölmedim. İyi. Aşağıda bir şey var mı? Sanıyorum geri dönemeyeceğim bu arada oraya. Burada ölsem çok koymaz bana zaten. Üzerimde çok fazla su ol biriktirmedim de daha. Bu makineyi kapatmanın bir yolu vardı. Acaba sol taraftan gitsem onu mu kapatacaktık? Ben şu an onu merak ediyorum aslında daha çok. Yoksa çok sıkıntı değil şu anda geldiğimiz yerler. Biraz. Aa. Oğlum mekan giderek genişliyor lan. Decoy required ahead. Try stealth. Be wary of guard counter. Guard counter yapabiliyor muymuş o düşman? Harbiden lan. Aa, bizim aynımız mı oluyor? Yo. Kardeş şeyim yok biliyor musun? Allah pardon. Pardon, ben üzerimde kalkan var sanmıştım. Hadi be. Estus'um yok kanka ya. Estus'um yok. Seninle güzel bir savaş veremem yani şu anda sana karşı. Öldüm yani. Dedim mi? Estus'um yok ama reis yani. Estus'um yok. Ben buraya gelene kadar baya bir dolandım oraları. Bir sürü şey neler nelerle savaştık yani. Sana geri döneceğim. Sana geri döneceğim. Sana geri döneceğim yani. Sana geri döneceğim. Ay. Flask. I'll charge the flasks. Yes. Ulan bayağı bir şey varmış anasını satayım ya. Bayağı bir şey varmış yani. Bayağı bir şey varmış ya. Oyunda ölmenin cezası ne? Soul'ları kaybetmekten başka. O kadar, başka bir şey yok. Herhangi bir Souls-like'da ölmenin cezası ne ki zaten? Başka yani. Ha, şey falan mı diyorsun? Full böyle işte canın azalması, maksimum canın azalması falan tarzı şeyleri soruyorsun herhalde. O tarz bir şey şöyle. Her öldüğünde düşürdüğün soul'un sayısı artıyor. Yani ben mesela şu anda aynı miktarda soul almayacağım gidince. Düşürdüğümden daha az alacağım soul'u. Hadi şöyle yapalım. Bir kere daha gelsin. Sonra koşmayı deneyeceğim. Gözden kaçırdığım bir şey mi var benim? Sağ tarafta falan saklanabileceğim bir yer mi var acaba? Bir bakalım mı? Geçebiliyormuşuz lan. Geçebiliyormuşuz anasını satayım ya. Beni göremiyorsun reis, ben stealth'çiyim şu anda. Stealth motherfucker, stealth. Yeah. Ah. Çok güzel yamultuyor. Ne lan senin elinde kılıç, direkt vurduğu gibi yamultuyor beni. Yavaş kalıyorum ya. Longsword kullandığı için. Hadi be, saplama yapabilirdik. Oh shit. Büyü çıkardı. Ayıp 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 ayıp. Fuck. Bitti bitti, bir tane daha fazla Estus'un yok, bir tane.
Hadi geçmiş olsun. Ooh. 15 int mi istiyorsun? Allah Allah. Yani Magic'i güzel durduruyormuş. Güzel kalkanmış. Yani sırf şey olsun diye. Hani sete uyusun diye şey yapabilirim, takabilirim de. Ne bileyim. Yani 15 inti de, bir dakika benim intim kaç abi? 9 lan, 6 level ona vermem abi, yok ya. Burası neresi lan? Şunda çok güzel görünüyor. Daha geride gezmediğimiz çok alan var ya. Dur hele. Daha geride gezmediğimiz çok alan var yani. Gerideki alanları gezelim, ondan sonra gelelim buraya. Bir dünya yer var abi daha gezmediğimiz. Yazık yani. Gidip buna kilitlendi kamera yani. Asıl tehdit bambaşka bir arkadaş ya. Kilitlendiğin kişiye bak senin yani, şaka mısın? Shortcut ahead, harbi mi? Aşağıdan da girebiliyordum zaten. Yani garip bir shortcut olmuş. Aşağıdan zaten girebiliyordum ben buraya ya. Yani şurayı açmıştık zaten. Koşup direkt girebilirdim de neyse. Mantıklı. Ali Haydar Kılıç, hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. O bende de var. Komur, o bende de var. Onu kaçınılmaz ya. Bu kadar büyük bir oyunda yani bir şeyleri kaçırmak harbiden kaçınılmaz. O yüzden onu düşünerek kendimi üzmemeye çalışıyorum ben de. Hatta şunları çok ıskalıyor ya karakter. O bir üzüyor işte beni. Burası aşağıdan geldiğimiz yer. Aynen. Oha. Abdüman. Selam abi, yarın New 20'ye bakmanı tavsiye ederim boş vakitte. New 20. Olur, bakayım. Bakarım, olur. Ben en son Vampire Survivors oynuyordum. İnanılmaz keyifliydi ya. Acayip sarıyor oyun. Manyak gibi onu oynuyordum yani. Harcadığım en iyi 6 liraydı yani kesinlikle. Ya aralarından geç git diyor ya da lure diyor yani. He. Biraz daha gel. Tamam.
Neo The World Ends With You. Ha, anladım. The World Ends With You'ya çok sarmamıştım ama Neo The World Ends With You'ya bak diyorsun. Çok zor be. Nereden bulayım o vakti? Meteor Bolt. İyi. Pickle Nook. Ben bu oyunun gazı olmuşsa zaten insan en azından böyle bir şey olabilir ama 13 binde bir de başladı. 18 ancak kesebildim. Akıl kaybettim. Dost akıl ver. Bir de sen kaç defa dedin. Ben ikinci denemede geçtim abi. Bilmiyorum. Beni o kadar zorlamadı. Hani elimde kayıtlarım var. Kanıtım var yani. Harbiden ikinci denemede geçtim ben boss'u. Beni o kadar zorlamadı. Bilmiyorum. Çok fazla insanın çok fazla problem yaşadığını gördüm boss'la ilgili. Beni o kadar kasmadı yani. Ya dün Discord'da oynuyordum yani bildiğiniz böyle normal çok casual bir şekilde oynuyordum. İlk bir girdim. Ha böyleymiş boss dedim. İkinciye girdim. Ona da taktuk taktuk kestim geçtim. Ne bileyim zorlamadı beni o kadar. Yani jumping ataklardan güzel stun yiyordu çünkü. Ben de sürekli jumping atak yaptığım için bir de jumping atakımı güçlendiren şeylerim de var. Bizim talismanlarım falan filan da var. Çat çut geçtim yani. Fuck, aşağı düşüyordum neredeyse. Ho. Down? Bilmiyorum down mı? Bilmiyorum. Horizon Forbidden West'i bitirmedim arkadaşlar ya. Bu bug'a girmiş bu arada. Aynen. Horizon Forbidden West'i en son canlı yayında oynadığım yere kadar gelip bıraktım yani. Oyun beni sarmadı. Shit! Lan ben kaydı zannettim. Karakter ödüm koptu. No jumping ahead. Başka bir şey yok burada sanırım. O belli zaten. Ah, ya yayın açmam. Buna koyayım ödevlerim var. Aa. Özür dilerim. Hayır, peki. Bana da sanki burası daha mantıklı bir seçim gibi geldi. Oğlum gittikçe gidiyor lan bölge. Grass. Ne güzel. Şimdi bu taraf var. Merdiven var aşağıya. Şurası, oraya zaten gitmem sıkıntı yok. Priest item, by the way, no trap ahead. Okay. Sword key. Yeni bir anahtar tipi çıktı. Item ahead. Peki. Pardon varmış. Smithing Stone 3. Bana 4 mü lazımdı? Bana 4 lazımdı. 3 lazım değil bana. Bana 4 lazım. Kılıcımı güçlendirmem için. Bazen çok geriliyorum zıplarken. Oha. Fetheliyev. Mad Men izledim abi. İzledim Mad Men'i izlemez miyim Mad Men? Tabii ki seyrettim. İyi. Mad Men çok iyiydi. Nasıl geçti akıl sağlığım kaybettim ben o boss'a. Boss kesse sonra bir coşarsın yes falan dersin ya bende olmadı. Sanki yüzlerce kez tecavüz edince ben de kurtulmuş gibiydim. Annem suratımı gördü oğlum sana ne oldu dedi. O bende de oluyor. Gösteririm. Şu yayını bir sonuna doğru gelelim. Yayının sonuna doğru ben şey yaparım size. Boss'u nasıl geçtiğimi gösteririm yani. Ya ben ikinci deneme diye hatırlıyorum. Hadi olsun olsun. Belki emin değilim bu arada bakacağız. Ben ikinci deneme diye hatırlıyorum. Hadi belki 3 olmuştur en fazla. Ama şey olmadı yani kesinlikle. 4 olmadı ona eminim yani. İkinci de falan geçmiş olmam lazım. İkinci de geçtim ben onu ya. İkinci de geçtim. İkinci de geçtim. Kurtları saldım. Üzerine. Sonra paso jumping atap yaptım. O şey yaparken işte Storm Sword mu vardı üzerimde? Warcry mı vardı? Hangi özellik vardı? İkisinden biri vardı. Onlardan biri habire şey yapıp durdum. Gerizekalı mal. Aptal ya yapay zeka gerçekten yani olacak gibi değil. Yapay zeka bazen çok aptallaşıyor ya. Bak bossların yapay zekası fazla iyi. Mobların yapay zekası fazla kötü abi. Mobların yapay zekası gerçekten fazla kötü yani.
Yukarıdan mı düşecek düşman? Ne oluyor lan? Ha, bir Beware of After dediğin bu muydu senin? Okey, tamam. Behold behind. Gorgeous view. Ben şu an nerenin tepesindeyim lan? Aşağı inebilirim. Avizede bir şeyler var. Sağ tarafa bakmaya çalışabilirim. Orada ne var acaba? First off, right to speak to precious item. Be wary of up. Ha. Arkamdan gelen yok artık. Magic Wheels. Bunlar niye altı yeri onu da bilmiyorum yani. Böyle tadı kaçıyor. Ben abi ne yapıyorsun? İn aşağı. Durun lan, geziyoruz lan, Allah Allah. Bakıyoruz işte sağa sola. Acelemiz mi var abi? İlk oyun işimiz sonuçta. Mekanların tadını çıkara çıkara her şeye baka baka gidiyoruz yani. Başka bir şey kaçırmıyorum umarım ya. Elden Ring'in 2-3 ayı daha varmış. Aceleye getirmişler gibi. Bazen de animasyon yapmayıp silah ekran, siyah ekran. O evet, çok kötüydü o ya. O çok kötüydü yani. Tamam. Tamamdır. Birazdan. Şu bölgeyi bitireyim. Yayını da ondan sonra kapatırım o zaman. Dışarıdan çağırıyorum efendim. Şu bölgeyi bitirmem lazım ama önce. Avizelerin her birinde farklı item. Yok. Avizenin sadece birinde item var. Hayır, aman aman aman. Akademi Glintstone Key. Huu. Bu nereleri açıyor acaba? Maximum Stealth diyecektim. Olmadı Maximum Stealth falan. Ne güzel bir kılıcın var lan senin öyle. Sen bir şeye başlamadan ben seni bir indireyim. Yoksa başıma bela olursun sonrasında. Tamam. Öl, öl, öl. Aman, aman, aman. Shadow Crystal. Burası tam büyücü bölgesi ya. Büyücüler için cennet burası, cennet. Ha. Burası zaten buraya bağlanıyormuş aşağı indiğim zaman. İyi, tamam. Bu ne lan? Twin Sage Glintstone Crown. Yeah. Büyücü olsam işime yarardı muhtemelen. Ben mutluyum. Benim zırhım çok güzel oldu. Ben hiç değiştirme niyetim yok yani. Mutluyum bundan. Aşağıda gidiliyor aslında. Orası bizim geldiğimiz yer mi lan? Ya mekan bayağı büyükmüş, fark ettiniz mi? Yani sadece sola gittiğimiz zamanki mekandan bahsetmiyorum. Genel anlamda mekan bayağı büyükmüş. Yani git git bitmiyor gerçekten. O şeye, giriş bölgesi kısa yol açtım. Bak şimdi çok güzel oldu işte. Hadi be. Giriş bölgesine kısa yol açtık. Farkında mısınız? Ta şeye ilk girdiğimiz yer, haritaya ilk girdiğimiz yere kısa yol açtık. Nereye gidiyorsun lan? İşte bu tarz şeyler çok tatlı oluyor be. Bu tarz şeylere bitiyorum yani. Bu tarz şeylere bitiyorum işte bak. Başlangıç noktasına mis gibi şey açtık yani. Kısa yol açtık şu anda. Oh be. Beware of Archer. Beware of Archer. O mu Archer yoksa başkası mı var? İyi. Elden Ring'in hastası oldum. İlk boss'un kapısına kadar geldim. Açıkçası saldım kendimi. Tuzaklarını buldum. Öldürmüyor. Haritada anasının nikahına ulaşamaz okları atıyor ya. Oyunu ne yapmışlar ya? Oyun inanılmaz ya. Oyun inanılmaz gerçekten yani.
Shit! Oha! Shit. Şurada öldük değil mi? Zaten burasıdır herhalde. Giriş burasıdır diye umuyorum yani. Mantıklı. Haksar hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Merdiven! Mantıklı. Kop! Filozofya hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Çık! Hayır! 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 Çık! Çık! Hayır! Hayır! Böyle olamaz! Böyle olamaz! Böyle olamaz! 10.000 sol çöpe gitti! 10.000 sol çöpe gitti! 10.000 sol çöpe gitti! İşte şimdi trainer vakti arkadaşlar. Şimdi trainer açma vakti işte. Trainer'ı açıp solları 10.000 solu basıp kendime. Ondan sonra siktir git deme vakti ama onu yaptığın zaman şey banlıyor seni. Yapamıyorsun öyle şeyler. Onu yani şeyi banlıyorlar seni direkt. Dark Souls 3'te zamanında PlayStation'da bitirdik oyunu bir kere PlayStation 4'e. Sonra PC'ye geçtim ben. PC'de direkt ilk gün şey fantasy yaptım. Full bir karakterle oynamak nasıl bir şey oluyor diye yayında açmıştık onu. Sonra yayında banlamışlardı beni yani. From Software oyunlarında, From Software yanlarında şey pek denemeyin yani şeyi, trainer'ı denemeyin, banlıyorlar Steam'de falan. İyi de ben şimdi o arkadaşla savaşmak için de o zaman bunları tekrar kesmek zorundayım. O arkadaşla savaşmayı tekrar denemek için de bu arkadaşları tekrar kesmek zorundayım, yoksa bunlar beni taciz edecekler. Lan 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 kime kilitleniyorsun gerizekalı? Önünde adam var, arkandakine mi kilitleniyorsun gerçekten? Önünde adam var ulan, mal mısın? Önündeki düşmana değil de arkadakine kilitlenmek ya, kafa yapısına bak gerçekten ya. Fuck off. Boşu boşuna senin yüzünden gitti. 10.000 senin yüzünden çöp oldu. Azure Greenstone Staff. Didn't expect that end. Yani. Maalesef dead end. Maalesef. Maalesef. Yani asla kullanamayacağımız bir büyücü asası için. Asla kullanamayacağımız bir büyücü asası için şey yaptık yani. 10.000 soldan olduk abi. Güçlü bir şey mi bari? Nerede stafflar? Bilmiyorum ki, anlamıyorum buradan güçlü mü? Sorcerer scaling 60. Bilmiyorum, güçlü bir şeydir herhalde yani. Güçlü bir şeydir herhalde. Üzücü. Üzücü. Biz nerede kaldıydık? Benim hangi şeye girmem gerekiyor? Main Academy Gate'de değiliz. Şunları school stats kullanalım. The Bait Parlor. Sartre'ye Lucaria Gate. Biz buraya kısa yoldan geldik değil mi? Bir dakika, biz buraya bir yerlerde ine ine geldik. Tamam, okey. Okey. Şeyden dönüp gitmem gerekiyor benim. Şeyden dönüp gelmem lazım. Direkt ana mekandan dönüp gelmem lazım yani. PC'de banlamadan açabilirsin yine biraz araştırırsan. Çok da lazım değil açıkçası ya. Şimdi 10.000 sol böyle, bu böyle bir yerde kaybettiğin zaman 10.000 sol, tamam mı? İnsanın bir şey yapası geliyor böyle. Bir açayım. Hani solumu geri alayım en azından. Hani en azından solumu geri alayım falan diye düşünüyorsun ama öyle çok da şey değil ya açıkçası. 10.000 sol çok da kritik değil yani. Bir level fazla olmuş, bir level az olmuş, öyle dünyanın sonu değil açıkçası. Şu makine reis nerede? Onu kesip yayını kapatacağım çünkü. Şuradan direkt şey... Ha orada. Gel. İyi yetişti. Oo, buradan daha güzel damage vuruyormuş.
Dehşet. Bunu ölünce gerçekten başka bir yer ışınlıyor mu? Mantıklı. Siltry hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Lan çete bakayım. Lan çete bakıyordum dur. Buradaki önemli değil ama önceki beni ışınlamıştı. Anladım. Anladım. Neyse. Sağlık olsun. Arkadaşlar beni bekliyorlar. O yüzden maalesef yayını burada bitirmek zorundayım. Galiba boss'a gelmek üzereydik ama yapacak bir şey yok. Ben bir yemek molası vereyim. Yemeğimizi bir yiyelim. Akşam yemeğe bir çıksın aradan. Ondan sonrasında olmadı tekrar yayın açar. Devam ederiz zaten. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Destekleyenler için. Çok sağ olun. Var olun. O zaman 1-2 saate şey yaparız tekrardan. 1 saate falan belki 1-1,5 saate kadar tekrar görüşür. Kaldığımız yerden devam ederiz. Haydi. Herkese iyi geceler diyecektim, alışmışım. Hadi görüşürüz, hadi bay bay.